Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu fitne, yani halkul Kur'an da kendine düşünüyorlar. Kur'an mahluk. Allah'ın kelamı yemez. Kur'an mahluk. Osman, yer göğüşegen, taş göğüşegen, hış göğüşegen, mahluk. Allah'ın kelamı yemez degen etikadda düşünceni mütezile. Fırkası kötergen ve bana şu fitne Müslümanların üstüde katlık durgen. Buradalar ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in üstüge Resulullah'ın vefatıdan keyin ikide katlık sınav imtihan kegen. Şundan bittesi Resulullah vefat etkenden keyin İslam'da kabul kegen Arap kabileleri dinden kayıt vardı. Redde başlandı. Bu fitnede Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'u sabit durdu. Hak mevkifini üşüledi. Bu fitne nahayası geldi. Ümmette yok bu keşke sebep olan fitneydi. Ana şu fitnenin ikincisi, Ahmed ibn Hanbel davredeki halkul Kur'an fitnesi. Bu fitne Abbasi halifelerden üçtesini davrede devam etti. İmam Ahmed rahmetullahi aleyhine hayatını okup örgenerken biz, bu halkul Kur'an fitnesini okumaya örgenme ilacımız yok. Bu fitne bütün ümmetini meşgul kıldı. Bu fitne 17 yıl devam etti. İmam Ahmed rahmetullahi aleyhine hayatından 17 yılını egalladı. Bu fitne bir davrda ağırroq oldu, bir davrda yengilroq oldu. Mana şu fitnede közge köringen, asosiy közge köringen adam ikkita bo'ldi. Bittasi şu fitnenin otunu, alangasını ko'targan Halife Ma'mun bo'ldi. Şu Halife Ma'mun boshladı bu fitneni. İkincisi, mana şu fitnenin otunu o'chirishga harakat qilgan. Mana şu nöldeki mehnet maşakkatlarına, aziyetlerine sabır kıyan İmam Ahmed rahmetullahi aleyhidir. Bu fitne Abbasi halifelerden üçtesini davrede boyan dedik. Ular Ma'mun, Mu'tasim, Al-Vasiq. Ulardan keyin halife, törtüncü, Mutavakkil, onu davrede hem fitne boldu, lakin Mutavakkil bu fitneye çek koydu. Halkul Kur'an fitnesi, Halife Ma'mun, hala halife bulmasından avvarra başlayan idi. Bu Ümmevilerin halifelerinin ahirgilerin davrede bu fitne yüzüge çıkan idi. Halife Ma'mun özü sakafatlı insan idi. İlimli, marifatlı adam idi. Ümmetini, ilmi, hayatını yengilenişliğe, kuvvetlenişliğe cürekette hissi hoşgen idi. Memlekette ilmi hayatını tırıltırken, oğlumlarını ilim geçici adlandırken, atrof afoqlardan kitoblarni jamlagan, boshqa ummatlarning kitoblarini tarjima qildirgan, Yunon va Fors madaniyatlarini, meroslarini o'rgangan, Harun ar-Rashid davrida boshlangan ilmiy yuksalishni rivojlantirishga hissa qo'shgan kishi edi. Ilmli odam edi bu ham. Ma'munning, Xalifa Ma'munning davriga kelib, Ahli Sunna va Jamoa e'tiqodiga e'tiqodi xilof bo'lgan firqalarda ishi yuksala boshladi. Ular mantıqda, falsafada, bahsda mahir bo'lgan ilar uchun Ma'mun, Halife Ma'mun ularını fikirlerden tasirlandi. Ularını yoqtirib qoldi. Ana şu adashgan toifalardan mu'tazilalar bu şu İslam ummatida avvalida bo'lgan fitnana sababchilari bo'lgan aqidasi adashgan firqalar. Ular Halife Ma'mun atrofida jamlanishdi. Diqqat e'tiborini qattiq qilishdi halifaga. Ma'mun ularını fikirlerden kanaatlandı. İşlerge fakat yine ularını nazarı bulan, ularda ölçü olan kariyerden buldu. Mu'tazilalar, kimler bunlar? Mu'tazilalar, Ahli Sunna ve Cema'a akidesiye, hılaf akide bilen çıkan kişiler. Bana, ularda akidede adaşçıları nimalardan ibaret edin. Bana ayrımlarını aytamız. Ular aytardı, insan mutlak ihtiyarlı. O, özünü, fiilini özü yaratadı. Onu fiilini Allah yaratmaydı deyişar edin. Kabire egesi mumun ham emez, kafir ham emez deyişar edin.
Yani kabire egesi degeni, günah kabire kıp koyan adam Müslüman anmaz, kafir anmaz. Şu iman bulan küfürde ortasında turadı, deyip itikad kılışarı. Bunlar yani ayetişarı da Allah bandalarının amellerini yaratmaydı. Yani ayetişarı da Müslüman adam günah kabire kılıp, arak içip, adam öldürüp, zina kılıp, tövbe kımı ölüp geçse Allah onu keçirmeydi deyişarı da. Onların buzluk akidesine ayrı bana misaldır. Demek bu mutazilalarını ümmetten farklanan akideleri, fikirleri var idi. Onların işi onçalık ahemiyetli mesele. Ama halife, mamunlu, onlar özü tamamen oktur var geneden ki, halife, mamun, onların fikirleri bilen, kanatlarını var geneden ki, memleketteki katta katta mansablarını mutazilalarına verip koydu. Devlet işlerini boşkarıştık, mutazila fırkasını kişilere götürkeneden ki, iş çappası gelenip gitti. İşin avvalı da müşküle onçalık etmemesi de. Ama bu ayet ekenimizdeki mansap işleri cüda köpçülük ekeken eden ki ümmetke özlerinin buzuk akidesini küç bulan ötkizişliği keyleliği hakkında halifeye maslahat verişti, boşlaştı. Avvalki halifeler bahs münazarege yol açıp koyardı. Yani bana şimdi bir buzuk akide ekeleri özlerinin fikirleri bulan çıksa ulamalar ulanın roporasına oturup bahs kılıp, hüccet delil keltirip, bunlarını toktatıp, yok koyardı. Şu bulan iş tamam bulardı. Ama bu ege akidesi buzuklar, küç işletişke kilişip geçse, ilmi bahsge kulak olmazsan. Şunda halife onlarını küçü bulan toktatardı. Mamunning, halife mamunning davrı da bunda hep olmadı. Ümmetine akidesi ge, düşünceleri ge, tezgeri boyan düşüncelerini bir taif adamlar, Müslümanları yürütüzmek için oldu. Bundan hem katta rağı, halife özü kanatlan vagen bu fikirge. Ve ana şu mutazila akidesini kabul kımagen ki adamını bu halife devletini düşmanı, devlet için hatardı. Aydı. Yok cahiden fitne başlandı. Cu'd ibn Durhum. Halkul Kur'an fitnesi de tanılgen kişilerin birincisi. Bu ümmevilerin ahirki halifelerinden bugün Muhammed ibn Marvan'ı yanıda durardı. Ve bana şu Muhammed ibn Marvan'ı oğlu gibi muallimdi. Bu kişi felsefede, nutqda, bahsda mahir bo'lganligi uchun halife Muhammad ibn Marvonni o'ziga og'dirib olgan edi. Uni buzuq e'tiqodiga ko'ra, Alloh Ibrohimni o'ziga do'st qilib tanlab olmagan deydi. Alloh Musoga gapirmagan deydi. Iroqning valisi Xolid ibn Abdulloh bu kishini Ju'd ibn Durhumni akidasida, o'zini buzuq akidasida qaysarlik qilib turib olgandan keyin qatl qildi. Undan keyin mana shu fikrni Jahm ibn Safvon ko'tarib chiqdi. Jahm ibn Safvon at-Termiziy. Bani Rosul mavlolaridan, asli Termizlik bo'lgan, Kufada tug'ilgan, Ju'd ibn Durhumdan ta'sirlangan edi. Bu Jahm ibn Safvon bilan Imom-i Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'tirib bahs qilgan edi. Onu hatalarını çöntürüştükçe onun genedir. Bu Jahm ibn Safvon'da itikadı boyunca Allah gapirmiydi. Şuna kadar edildi. Uyan fitne sahibiydi. Uyan özünü itikadını adamlara küçük bir ötkü zaman degenden keyin Ju'd ibn Durhum'la katıl eden 10 yıl ötüp bu ham katıl kılındı. Abbasilerinin halifelerinden boyan Harun ar-Rashid devrede mana şu mutazilalarının akidesini kötarıp çıkan kişi Bişrül Marisi, Bişr ibn Gayyas el-Marisi idi. Bu Bişrül Marisi otası Yahudi idi. Otası İslam'da kabul kıyan idi. Zayd ibn al-Hattab'nin mağlalardan idi. Bu Bişrül Marisi işini avvalı da hadisini fikhini uğrayandı, ilim bilen başladı işini. Fikhini Abu Yusuf rahmetullahi aleyh'ten uğrayandı. Keyinçelik mutazilalarga aralaştı ve onlarını fikirlerden kanatlanıp mutazilalardan bop gitti. Onlar etişerdi bana, hani şu mutazilalarını buzu akidesini bana bir de misal. Onlar etişerdi. Biz Allah'ını paklamakçımız, uluğlamakçımız. Eğer biz Allah gapiradi, adamlar ham gapiradi desek, Allah'ını adamlarga o'xshatib qo'ygan bo'lamiz. Ve halen ki, leysa ke mitlihi şeyun ve huvas samiyul basir degen Allah. Allah Teala bırar nasıl ki oşamid degen.
Agar Alloh gapiradi, odamlar gapiradi desek, Allohni odamlarga o'xshatib qo'ygan bo'lamiz deyishadi. Endi bu mutlaqo noto'g'ri fikr edi. Endi Alloh taolo gapiradi, biz ham gapiramiz. Allohni gapirishi o'ziga xos. Bizni gapirishimiz o'zimizga xos. Biz Imom Azam aytgandek, biz vositalar yordamida gapiramiz. Ama Alloh taolo bevosita gapiradi. Allah gapiradi, biz ham gapiramiz. Allohning gapirishi o'ziga xos, uni bilmaymiz biz. Alloh eshitadi, biz ham eshitamiz. Endi bularning e'tiqodi bo'yicha, agar bandalarga o'xshamasligi kerak bo'lsa, biz eshitsak, Alloh eshitmasligi kerak. Biz gapirsak, Alloh gapirmasligi kerak. Bu aqlga to'g'ri kelmaydigan, umuman sog'lom fitratga to'g'ri kelmaydigan narsa. Masalan, biz bilamiz. Agar Alloh o'xshamaydi degan ularning e'tiqodini o'lchasak, Alloh hech narsani bilmaydi deyishimizga to'g'ri keladi. Lekin ko'ringlar, shu fikrlarni ham hujjatlab, dalillab, falsafaga, mantiqqa kirib turib, bir toifa odamlarda bular boshini aylantirib qo'yishgan. Hatto xalifani boshini aylantirib qo'yishdi. Demek, ularning u fikrlari ayni adashligini o'zi edi. Bu masala ayrim ilmsiz kishilar uchun mushkulani paydo qilishi turgan gap edi. Allohni kalom masalasini tanlashdi. Nima uchun? Aytishdiki, yo'q. Kalom boshqa sifatlardan o'zgacha xos sifat. Boshqa sifatlardan farqi bor. Kalom deyishdi, yangilanib turadi deyishdi. Kalom yangilanib turadi. Agar Alloh taoloni gapiradi desek, demak Alloh taoloning gapi ham yangilanar ekan, Alloh yangilanadigan bo'lib qoladi. Alloh esa yangilanmaydi, shuning uchun Alloh gapirmaydi deyishadi. Shuning uchun agar Allohni gapiradi desek, demak Allohni yangilanib turadi deyishimizga to'g'ri keladi. Alloh esa yangilanmaydi. Demak gapirmaydi. Demak Qur'on Allohning kalomi emas. Demak Qur'on nima deyshti? Mahluq deyshti. Shunday qilib Qur'on oyatlarini ular buzib tafsir qilib, Qur'onni boshqa mahluqlar qatori mahluq degan fikrni olg'a surishdi. Ular ochiq oyat, hadis, naslarni tark qilib, o'zlarini aqllariga tayanishdi. Natijada haqdan adashdi. Bishril Marisi Mu'tazilalar mana shu fitnani ko'tarib chiqishdi. Qur'on mahluq deyishdi. Bishril Marisi mana shu fikrini, Qur'on mahluq degan fikrini xalifa Horun ar-Rashid davrida boshlagan edi. Horun ar-Rashid bunday bir zalolatni o'zini mamlakatida bo'lishini xohlamas edi. Aytgan edi, menga Bishril Marisini Qur'on mahluq degan gap yetib keldi. Agar men uni tutib olsam, albatta qatl qilaman degan edi. Keyin Bishril Marisi yashirinib yurdi. Horun ar-Rashid vafot etganidan keyin yana o'zini buzuq e'tiqodini tarqatishlikni boshladi. Horun ar-Rashid vafot etdi, uni o'g'li Amin xalifa bo'ldi. Undan keyin Horunning keyingi o'g'li Ma'mun xalifa bo'ldi. Horunning o'g'li Amin, u arab ayolidan edi. Atrofida ulamolar, fozil kishilar ko'p edi, bu fitnadan uni ehtiyot qilib himoya qilib olishdi. Ammo Ma'mun xalifa bo'lgandan keyin bu arab bo'lmagan ayolidan o'g'li edi. U atrofiga falsafachilar, voyaga yetgandek mantiqqa berilgan, falsafaga berilgan kishilarni jamladi, natijada Mu'tazilalarning fikridan ta'sirlanib qoldi. Ma'munga Mu'tazilalar odamlarga bu e'tiqodni kuch bilan o'tkazishlikni taklif qilishdi. Ammo xalifa Ma'mun ko'nmadi. Chunki u davrda Yazid ibn Horunni haybatidan bu cho'chir edi. Aytardiki, agar men odamlarga bu e'tiqodni majburan o'tkazaman desam, Yazid ibn Horun va unga o'xshaganlar qarshi chiqsa, odamlar men emas, ularni gapini oladi, fitna bo'ladi deb unamagan edi. Yazid ibn Horun rahmatullohi alayhi vafot etganidan keyin bir qancha vaqt o'tdi, shu fitnani Xalifa Ma'mun ko'tarib chiqdi. Xalifa ulamolarga Mu'tazilalar bilan bahs qilishga ruxsat berdi Ma'mun. Lekin aytdiki, bahs qilinglar Mu'tazilalar bilan, ammo baribir bahsda oxirida hamma bular aqidasini qabul qilishlik kerak dedi. Unda bahs qilish nima keragi bor? Xalifa tomonidan fikriy terror boshlandi. Majbur qilishlik. Qarang, Mu'tazilalar o'zlari ilmligida bahs qilishlikka, munozara qilishlikka kuchligida, ammo ular bu qurolni ishlatmasdan xalifani qilichini ulamolarga qarshi soldi. Ma'mun o'ziga vazir qilib olgan kishi ham Mu'tazilalardan edi. Ahmad ibn Abi Juas.
Qarin, Ahmad ibn Abi Juvas Mu'tazila xalifani o'zini e'tiqodiga ko'ndirgan, doim maslahatni shunda olib turadi xalifa, o'zidan keyingi Mu'tasim Al-Wasiq, o'zidan keyingi ikkita xalifa ham mana shu kishini o'ziga vazir qildi. Shuning uchun bularni davrida fitna tugamadi. O'zidan keyin kelayotgan xalifa Mu'tasimga xalifa Ma'mun vasiyat qilganida, mana shu Ahmad ibn Abi Juvasni o'zingga vazir qil va doim uni gapiga quloq sol deganida. Ko'ringlar birodarlar, bu hukmga yaqin bo'lgan kishilar fosil bo'lsa, hukmda ham fasodga uchratishadi bular. Ma'mun, xalifa Ma'mun Bag'doddan safar qildi. Ruqqo degan joyga yetgan paytda Bag'dodga maktub yozdi. Mana Yazid ibn Horun vafot etdi. Endi fitna ko'tarildi. Mana endi boshlanyapti fitna. Bag'dodda Mirshablarning raisi Ishoq ibn Ibrohimga maktub yozdi. Bu Ishoq ibn Ibrohim xalifa Bag'doddan chiqib ketgan, safarga ketgan paytda ham valiylik ishini bajarardi, ham mirshab edi. Unda ana shu yozgan maktubida ulamolarni aqidasini imtihon qilishlikni buyurdi. Bunga o'xshagan maktublarni ko'p yozgan, shundan bittasini o'qib chiqamiz. Ma'mun o'zining maktubida yozadi. Amma ba'd. Allohning dinini qoyim qilishda ularga berilgan ilm va nubuvvat merosida ijtihod qilish va undagi botinni ketkazish, o'zlariga berilgan ilmni muqaddam qilish, raiyatda haq bilan amal qilish, raiyatni Allohning to'atiga yetaklash uchun yengishmarish musulmonlarning imomlari va ularning xulofolariga lozim bo'ladi. Bu ularning ustidagi Allohning haqqidir. Amirul mu'minin Allohdan o'zini azimatur rushga boshlashini, Alloh unga topshirgan raiyatni ishida o'zining marhamati va minnati bilan salohiyat berishini so'raydi. Endi diqqat qilib turamiz. Xalifa Ma'mun avom xalqni qanday tanqid qilgan, ularning ilmsizligini qanday bir ma'lumot qilgan. Amirul mu'minin bildi. Turli qit'a va turli taraflardagi ilmda nazari va fikri bo'lmagan, Allohning dalolatida va hidoyatida istidlolga, uning ilmi va dalilidan va'z nasihat olishga qodir bo'lmagan jumhurul akbar, savodul azam, avom xalq, raiyatning tubanlari, ommaning past tabaqalari Allohning dinidan va uning tavhididan, uning haqiqatidan va unga bo'lgan iymondan uzoq, jaholat va ko'rlik zalolat ahllaridir. Ular Allohni haq rost tanishda, taqdir qilishda hamda uni Allohni mahluqotlaridan ajrata bilishdan qosirdirlar. Ya'ni avom xalq ilmsiz, zalolatda, so'qir, ilmdan bexabar, Allohni bandalardan, mahluqotlardan ajrata olmaydi ular. Bu avom xalqqa berilgan baho. Buning sababi ularning fikrlarini zaifligi, aqllarining noqisligi, tafakkur va tazakkur qilmay qo'yganlaridir. Ular Allohni u o'zi nozil qilgan Qur'onga tenglab qo'yishdi. Ular mana shu Qur'on qadimul avval, Alloh uni yaratmagan degan rayga ittifoq qilib olishdi. Ya'ni hamma Qur'on Allohning kalomi, u maxluq emas deb ittifoq qilishib olgan. Qanday qilib ular Qur'onni maxluq emas dedilar? Axir uni Alloh qalblardagi narsaga shifo qilganini, mu'minlarga hidoyat va rahmat qilganini o'zining kitobida zikr qildi-ku. Qarang, inna ja'allahu Qur'anan arabiyya dedi. Albatta biz Qur'onni arabiy Qur'on qildik. Mu'tazilalar mana shu ja'anna qildik degan kalimani yaratdik deb tafsir qilishdi. Biz uni arabiy Qur'on qildik. Ular yaratdik deb tushunishdi. Endi qildik bilan yaratdikda nima bor? O'rtasida albatta farq bor. Mu'tazilalar o'zlarini e'tiqodini isbotlashligi uchun hujjat dalil qilib oyatlarini keltirishdi, lekin tafsirlarini buzishdi. Qildik degani yaratdik degani deyishdi. İnşallah bu oyatlarni tafsiri, İmom Ahmadni bergan javobini keyingi darslarda o'qiymiz. Astagfiru billah. Alhamdulillahillazi xalaqas samawati val ard va ja'ala az-zulumati van nur. Hamd sano osmonlar va yerni yaratgan, zulmatlar va nurni qilgan Alloh uchundir. Ya'ni osmon yerni yaratdi, nurni zulmatni qildi, ya'ni u ham yaratdi, paydo qildi. So'ngra keyingi oyatga o'tamiz. Astagfiru billah. Kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq. Ey Muhammad alayhisalom, biz sizga
ötüp ketgan avlodlarning xabarlarini mana shunday so'zlab beramiz. Qur'onni mahluq ekanligiga bu oyatni nima aloqasi bor? Bu oyatda Alloh taolo aytibdi, avvalgi o'tgan ummatlarning hikoyalarini, qissalarini shu Qur'onda sizga bayon qilib beramiz. Ular aytishdi. Qaray, Mu'tazilalar bu oyatni qanday tafsir qilishdi? Alloh xabar beryaptiki, albatta Alloh azza va jalla Qur'onni paydo qilishidan avval sodir bo'lgan ishlarni ba'zilarini Qur'onda aytib berdi. Ya'ni Qur'on ularning e'tiqodi bo'yicha maxluq, osmon yer yaraldi, undan keyin xalqlar yaraldi, ularda orasida voqea hodisalar yuz berdi, undan keyingi kelgan Qur'onda ularning qissalarini so'zlab berdi, deyapti Alloh. Demak, Qur'onda avvalgi o'tgan ummatlarning qissalarini kelganligini o'zi Qur'onni maxluq ekanligini, keyin paydo bo'lganligini isbotlaydi deyishdi ular. Ular aytishki, qanday qilib hali sodir bo'lmagan narsani yozish mumkin, keltirish mumkin? O'zlarining insoniy aqliga suyanishdi. Ahli sunna val jamoa e'tiqodi bo'yicha Alloh azza va jalla hali sodir bo'lmagan ishlarni ham o'zini azaliy ilmi bilan avvaldan bilishi mumkin. Shundaymi? Endi ular insonga to'g'ri keladigan tushuncha bilan Alloh taolaning ilmini o'lchashdi. Inson bir voqea sodir bo'lmasdan turib uni yoza olmaydi. Ya'ni mana 40-yilinchi yilda urush bo'ldi, mana bunday ishlar bo'ldi. Urush tugagandan keyin yozish mumkin buni. Bu insonlarga xos bo'lgan tushuncha. Ammo hamma ilm egasi bo'lgan Alloh taolo hali osmonni yerni yaratmasdan turib, hali insonlarni hech qasini yaratmasdan turib, agar yaratsa, ular dunyoga kirsa, nima ish qilishini avvaldan bilishi mumkinmi? Bilishi mumkin. Shuning uchun bizning e'tiqodimizda Alloh taoloning kalomi Qur'on, maxluq emas. Alloh taolo o'zi azaliy bo'lganidek, uning kalom degan sifati ham azaliy. Ular odamga to'g'ri keladigan tushuncha bilan mulohaza qilishdi. Xatni davom etkizamiz. Astag'fir billah. Alif lam ro kitobun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ro ushbu kitob hikmat sohibi va hamma narsadan xabardor zot Alloh tomonidan oyatlari buzilmaydigan mustahkam va mufassal qilib nozil qilingan bir kitobdir. Mu'tasi mana shu oyatni keltirdi. Ularning tushunchasi bo'yicha Alloh o'zini kitobini muhkam qiluvchi, uni mufassal qiluvchi, bas uni paydo qiluvchisi va yaratuvchisi deyishdi. Ya'ni yaralgan narsa maxluq bo'ladi, Qur'on maxluq. Mufassal qildimi? Yaratdi. Muhkam qildimi? Yaratdi. Osmon yer yaralgandan keyin sodir bo'lgan qissalarni, hikoyalarni keltirdimi Qur'onni ichida? Demak, Qur'onni hamma narsadan keyin yaratdi, demak Qur'onni maxluq deyishdi. Demak, yangi paydo bo'lgan narsa Qur'on, yangi paydo bo'lgan narsa hech qachon qadimul azal, qadimul avval bo'lishi mumkin emas deyishdi. Shunday qilib mu'tazilalar oyatlarni noto'g'ri tafsir qilib, buzuq tafsir qilib, Mu'tasimda oldida bir narsani ikkinchisiga birinchisini kirgizib, Qur'onni maxluq degan tushunchani chiroyli qilib ko'rsatib berishdi. Shunday qilib Xalifa Ma'mun Mu'tazilalarni Qur'on maxluq degan aqidasini qabul qildi. Maktubni mana hozir biz o'qib bo'lgan qismi avom xalq haqida edi. Endi xalqni maktubni ikkinchi qismiga o'tamiz. Unda Xalifa Ma'mun ulamolarni yomonladi. Ulamolarni aqidasini buzuqligida aybladi. Ularni fasodda, niyatini buzuqligida, inhirofda hamda mansabni da'vosida turganligini aytdi. Ana shu ulamolarni Qur'onni maxluq deysan deb aytishga majbur qilish kerakligini aytdi. Ma'mun ulamolar haqida mana shunday dedi. Mana shu joydan fitna boshlandi. Ma'mun ulamolar haqida dedi. So'ngra ular botir fikrlari bilan mujodala qildilar. O'zlarining so'zlariga da'vat qildilar. O'zlarini sunnatga nisbat qildilar. Allohning kitobidagi har bir faslda ularning so'zlarini botil qiladigan qissalar bor. Ya'ni avval bo'lib o'tgan qissalarda hikoyasi keldim Qur'onda, shu qissalarni Qur'onda turganligi Qur'onni maxluq ekanligini isbotlaydi, deyapti ular. Ma'mun davom etdi. So'ngra ular o'zlarini haq ahllari, din va jamoa deb ko'rsatishdi. O'zlaridan boshqalarini zalolat, botil va kufl ahllari deyishdi. Shu fikrlari bilan odamlarning ustida turib olishdi.
Bu bilan ular cahillerini aldaştı. Hatta adamlar bunga yolg'on sukut bilan sukut qildilar. Ularning botillarini deb haqni tashladilar. Allohning dinini ularning zalolatiga almashtirdilar. Adashgan olimlar Allohga yolg'on gapirish evaziga mansabga yetishni istadilar. Mana shu ularning maqsadi edi. Vaholanki Alloh ulardan va'da olib, Alloh shaniga faqat haqni aytingiz va undagi narsani dars qilib o'rganingiz degan edi. Axir ular Qur'on haqida fikr yuritmaydilarmi? Balki dillarida quluflari bordir. Shuning uchun u dillarga Qur'on nuri yetmayotgandir degan edi dedi. Demak bu so'zlarni xalifani maktubidagi bu so'zlarni ba'zisi haq, ba'zisi zalolat edi. So'zini davom ettirib xalifa Ma'mun dedi. Amirul mu'minin bu kishilarni, ya'ni ulamolarni, ummatning eng yomoni, zalolatning boshi, tavhiddan buruvchilar, iymondan ayiruvchilar, jaholatning qalbi, yolg'onning bayroqlari, o'zining avliyolari orasidagi iblisning tillari deb biladi. Ana o'shalar rostgo'yligida shubha qilinishiga, shahodati qabul qilinmaslikka haqli bo'lgan, so'ziga ham, amaliga ham ishonilmaydigan kishilardir. Chunki amal İslom va tavhid to'la ixlos bilan bo'lgandagina qabul qilinadi. Insonlar ichida so'zi yolg'on, shahodati bekor bo'lgani, Allohning o'zining kitobiga bergan guvohligini inkor qilgani va Alloh taoloni haq tanishlik bilan tanimaganidir. Ya'ni kim Qur'onni mahluq demasa, demak Allohni tanimabdi. E'tibor beringlar. Mu'tazilalar xalifani o'zlarini aqidasiga burib olganlaridan keyin birinchi mo'jallagan odamlari ulamolar bo'lyapti. Ulamolarni yomonlash, aqidasi adashganligida ayblash, ixlossizligida, taqvosizligida ayblash, ularni hurmatidan ketkizish mu'tazilalar boshlab berayotgan bo'lyapti. Chunki ularni buzuq aqidalarini, buzuq ekanligini ko'rsatib bera oladigan odamlar kimlar bo'ladi? Ulamolar. Agar shu ulamolarni ular yo'q qila olsa, o'zlarini buzuq e'tiqodini ilgari sura olishadi. Qani mu'tazilalar ulamolarni birinchi o'rinda mo'jizaga olishyapti. Ya'ni chiroqlarni o'chirsa, qorong'i bo'lsa, yana xohlagan tomoniga burib ketaveradi. Amirul mu'minining hukmi, endi hukmi. Xatim yetib borganida huzuringdagi qozilarni jamla va ularga Amirul mu'minining maktubini o'qib ber. Ularni bu masalada nima deyishlarini tekshirgin. Qur'onni Alloh yaratgan maxluq ekanidagi va uni yangi paydo qilgani haqidagi e'tiqodlarni bilgin. Qozilarni surishtiring, qozilarning e'tiqodini bilgin. Amirul mu'minin raiyat ishlarida tavhidi, iymon e'tiqodi to'g'ri bo'lmagan kishilarga ishonmaydi va ularga suyanmaydi. Va ular e'tiqod qilgan narsaga rozi ham emas. Kim Amirul mu'minin e'tiqodiga iqror bo'lsa va rozi bo'lsa, Qur'onni mahluq desa. Ana o'shalar haq, najot va hidoyat yo'lidadirlar. Qur'onni mahluqligi va uni yangi paydo bo'lganiga iqror bo'lmagan kishilarning shahodati qabul qilinmaydi. Endi ish shu darajada bo'ldiki, qozilikka faqatgina Mu'tazila aqidasini to'g'ri degan odam o'tiradi, faqat o'shulardan bo'ladi qozi. Bu ham yetmagandek, hatto qazo ishi bo'layotgan bo'lsa, sud bo'layotgan bo'lsa, guvohlik bergani kelgan oddiy odam ham Mu'tazila aqidasini ushlagan bo'lish kerak. Agar Mu'tazila aqidasini ushlamagan bo'lsa, uni guvohligi ham qabul qilinmaydi. Shunday ta'assub boshlandi. So'ngra qozilarning ishlarini tekshirgin va ularga ham shuni amr qilgin. Keyin ularni kuzatgin, toki Allohning hukmlari faqatgina dinda ahli basoir bo'lgan, tavhidda ixlosli kishilar guvohligida amalga oshirilsin. So'ngra Amirul mu'mininga inshaalloh bo'ladigan barcha xabarlarni yetkizgin. 218-yil Robiul avval oyida yozildi. Xullas, Ma'mun, xalifa Ma'mun mana shu xatarli maktubi bilan fitnani ko'tardi. Xalifa Ma'mun Bag'doddan safar qildi. Ruqqo degan joyga yetgan paytda Bag'dodga maktub yozdi. Mirshablarning raisi Ishoq ibn Ibrohimga maktub yozdi. Xalifa Ma'mun mana shu xatarli maktubi bilan fitnani ko'tardi. U bu maktubi bilan musulmonlarni ommasini so'kdi. Ilmsizlikda, johillikda aybladi. So'ngra ulamolarga o'zini qurolini qaratdi. Davlatdagi barcha mansablar, hatto qozilik ham faqatgina Mu'tazila aqidasini ushlaganlarga tegish kerakligini aytdi. Albatta, xalifani bu qilgan ishi ayni zalolat va adashlik edi. Ammo shu e'tiqodini u to'g'ri deb bildi. Birinchi bo'lib qurolni ulamolarga qaratdi.
Ve mana şu ulamalardan kimlerini imtihan kılış gereğini özü belgilep verdi. Onlardan yetitasını nammanam ayıtı verdi. Onlar kimler adı? Muhammed ibn Sa'd al-Vaqidi, Abu Muslim, Yazid ibn Harun'un katibi, Yahya ibn Ma'in, Abu Haysam Zuhayr ibn Harb, İsmail ibn Davud, İsmail ibn Abi Mas'ud, Ahmet Davraqi. Bu kişiler en âli tabakadaki ulamalarımız ondan keyingi tabakadakileridir. Onların hammasını Bağdat'ın Mirşab'ı, reisi İshak ibn İbrahim yığıp halifeni aldığı yönetti. Onlar halifeni aldığı kegen payeti de Halkul Kur'an, Kur'an'ın mahluk deyişlik meselesi de halifeni tutken mahkufunu bilişerdi. Ve eğer bunu kabul kımasa üstlere de ceza bol şeklini bilişerdi. Şunun için halifeni aldığı borgen de taassuf hammaları Kur'an'ın mahluk degen sözge razı bol işte kabul kılıştı. Hamasa. Birinci imtihan da yok. Bu orunda uladı üzülü bu arada. Çünkü biraderler Kur'an'da Allah Teala etken istedi billah illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Kim mecbur kılınsa küfür işge ya ki küfür sözge ama kalbi iman bilen hatırcam turgan halatta bulsa canını saklap kalışık için şu küfür işini kısa onge şeriat ruhsat verir. Mana Ammar ibn Yasir raziyallahu anhu'nu Abu Cahil azabla vurdu. Otasını, anasını gözünün aldıda öldürdü. Şunda çidemezden küfür kelimesini etken idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldıya bağlı gendi Resulullah teskin verip kalbi inime deyipti degenler. Allah ve Resulü deyipti gendi. Kelip yine mecbur kılıp seni şimdi kıynetse yine bir metre söküp koyuyorum yine degendiler. Demek ulubalar bu yerde özünü, canını hatardan sakılaştığı için şu nesana kabul kılıçtı. Gerçi bu nesana natoru da bilse hem. Keyin halife olanı koyup yubardı. Bu yetti kişi Bağdat'a gelgeneden keyin İshak ibn İbrahim özünü havlusuyla onlarına ap geldi. Bağdat'tan başka ulamalarından çakırıp durup onlarını aldı da bana şu yetti kişi halifenin akidesini kabul kıyanligini onu doğru ekenligini tan alıştı, ilan kılıştı. İmtihan kılınca birinci güruh ahli ilimler birinci imtihanda yok Mu'tezilelerini talabını kabul kılıştı. Şimdi bu meselede ulamalarda hammasiyen bir kılman kıyıfta durmadı. Kimdir kabul kıldı, kimdir kabul kılmadı. Canını sakılaştığı için şeriatta körsatılgen üzürden faydalanganlar hobdip koyuştu. Ama uzağını körgen eğer mütezilelerinin fikriye boyun sunulsa geleceğe bu nasıl Kur'an'ını hem, İslam'ını hem, Müslümanlarını hem buzup taşlaştığı akli etken ayrım ulamalar kattık suratta bu nasıya karşı duruştu. Şimdi bu fitnede kurban boyun alımlarım oldu, canını saklayanlarım oldu. İmam Ahmet ana şu bir taife ulamalarını halifenin talabını icabet kıyanı yine eşitip hayran oldu. Bunlar ne makil yaptı bunlar? Ana şu halifenin talabı razı boyunlarda içi de üçtesinden İmam Ahmet kattık rağına razı oldu. Çünkü bana şu üçte kişinin İmam Ahmet ulamalarını en âli mertebedekileri de bilirdi. Bunlar kim idi? Abu Nasr At-Tammar, Yahya ibn Ma'in, Abu Haysama. Yani birinci zarbada yok, ulamalarını ekseriyeti bu buzu akideni kabul kıldı. Şimdi İmam Ahmet ve az gene ulamalar bu akidede sabit duruşluk kereyliğini düşünüştü. Aksi halde bütün ümmet haktan talip geçişini engelleştirdi. İmam Ahmet ana şu Ma'mun'un akidesini kabul kılgan ulamalar hakkında kattık fatva etti. Elbette bu fatva halife Ma'mun'u tıklayken işe tezkereydi, zıt idi. Fatva kuyuda geçiydi. Halkul Kur'an'ını kabul kılgan kişilerden hadisler alınmaydı. Ve rivayet kılınmaydı. Ular bilen birge oturulmaydı. Ulardan fatva yazılmaydı. Eğer vefat etse kibar alimler onge cenaze okuyanı barışmaydı. Yani halifeni tutgan mahkufiga açık isyan. Şunun için Abu Nasr At-Tammar vafat etken idi, İmam Ahmet onu cenazesine bormagan idi. Bana şu fatvasını özünü yakın dostu Yahya ibn Ma'in'e hem kolladı. Keyinçelik İmam Ahmet ağrı betabol yatıp agan idi, şu dostu keldi. Yahya ibn Ma'in. İmam Ahmet çalkamçı yatken idi, bu dostunu körgenden keyin ögürlü oldu. Şunda Yahya gelişinde kattık battı bu mahkuf. Çünkü yıl dost boyanımızdan ki menge tezgahı karaysa mı, menge yapır mısın mı dedi. Lakin İmam Ahmet bana şu mahkufu da durdu.
Solih ibn Ahmad aytadi. İmom Ahmad o'g'li otamning huzuriga Huzomi keldi. Ana shu davrdagi ulamolardan ko'zga ko'ringan, u ham Xolqul Qur'onni qabul qilgan edi. Otam eshikni ochganida, eshik tagida Huzomiyni turganini ko'rdida, shart eshikni yopdi, ichkariga kirib ketdi dedi. Ya'ni ularga nisbatan Imom Ahmad qattiq mavqifda turdi. Demak, bu masala ikkita odamning o'rtasida ketyapti. Bir tomondan Imom Ahmad, ikkinchi tomondan Xalifa Ma'mun. Endi İmam Ahmad'ın bana şunu deyip kattık turuşluğuna sebep ne miydi? Ulamalarını hop deyip, halifanın akidesine razı, asanlığı buna razı olup getirdikkenliği İmam Ahmad'ın bana şunu kattık mavkif turuşluğuna mecbur kıldı. Bana şu halattan ne bana örgünemiz? Ümmet haktan talip getmesliği için ulamalar kandek mavkifte turuş gerek, kandek sabatta turuş gerek, şunu anla birçimiz gerek. Şunu deyip, İshoq ibn İbrahim Bağdat'taki ulamalarını, akidasını teşiradigan bo'ldi. Köpçilik kibar ulamalar yengili bilen buna sana kabul qilganligi hakikaten acayip iş edi. Yani şu imtihan qilingan ayrim adamlarda işini körüp çıkamız. İshoq ibn İbrahim Abu Hasan az-Ziyodiyni çakırtırıp geldi. Unga maktubda oku verdi. Maktubda şunu dedi ilgendi, bu halifanın maktubu. Ahadun ve fard bulgen Allah'tan özge ilah yok ekenliği güvahli biremen. Undan avval biron narsa bo'lmagan. Undan keyin ham biron narsa bo'lmaydi. Mahluqotlaridan birontasi unga biron ma'noda yoki biron vajhda o'xshamaydi. Ishoq so'radi boyaga Abu Hassondan. Qur'on mahluqmi dedi. Abu Hasson so'z aylantirdi. Aytdiki, Qur'on kalomulloh. Alloh har bitta narsani yaratuvchisi. Allohdan boshqa narsalar mahluq dedi. Amirul mu'minin bizni imomimiz. Shuning sababidan odamlarni ommasi bizni eshitadi. U biz eshitmagan narsani eshitdi, biz bilmagan narsani bildi. Tahqiq Alloh bizning ishimizni unga topshirdi. U bizning hajjimizni, namozimizni ado qiladi. Mollarimizning zakotlari unga yetkaziladi. U bilan birga jihod qilamiz. Uning imomatini imomatda bilamiz. Agar bizga buyursa itoat qilamiz. Agar bir narsadan qaytarsa undan qaytamiz. Agar bizni chaqirsa ijobat qilamiz dedi. Javob bermadi so'ziga. İshoq yana so'radi. Qur'on u mahluqmi? Abu Hasan avvalgi so'zidan qaytardi. İshoq yana so'radi. Amirul mu'minin Qur'onni mahluq deydi. Sen nima deysan? Abu Hasan. Ha, Amirul mu'minin aytgani bo'ladi, lekin u bu narsaga odamlarni buyurayotgani va da'vat qilayotgani yo'q. Agar sen Amirul mu'minin senga mana shunday deb aytasan dedi desang, aytaman dedi. İshoq bunday deyishimga buyurgani yo'q, lekin seni imtihon qilishimni buyurdi dedi. İmom Ahmad nab keldi, İshoq ibn İbrahim so'roq qildi. Qur'on haqida nima deysan? İmom javob berdi, kalomulloh dedi. U mahluqmi? İmom Ahmad kalomulloh dedi. İshoq qo'lida yozib qo'yilgan narsani undan so'radi. Mahluqotlardan birontasi unga biron ma'noda yoki biron bir vajhda o'xshamaydi. Bu haqida nima deysan? Razı mısın şu fikirge? İmam Ahmad Leysa kemithlihi şeyun ve huve semiyul basirdir cevap verdi. Yani Allah ki okşaş birer narsa yok, Allah eşit uçu kör göçüdür dedi. Şu mecliste oturgenlerden bir tanesi turup İshoqqa ruhsat versiz miyim gapirey dedi. Bu mutazırlılardan bir tanesiydi. Gapir dedi. O ayetti ki bu dedi İmam Ahmad körsatı. Allah kulak arkalı eşitledi, köz arkalı köredi diye yaptı dedi. İshoq so'radi. Sami'un basirni ma'nosi nima? Ko'ruvchi, eshituvchi. İmom Ahmad aytdi, Alloh o'zini qanday sifatlagan bo'lsa shunday dedi. İshoq so'radi. Allohni ko'rishi va eshitishi bizni ko'rishimiz va eshitishimiz kabimi dedi? İmom Ahmad, yo'q dedi. Biz buni bilmaymiz dedi. Alloh qanday sifatlagan bo'lsa shunday dedi. Ulamolarning bir qismi osonlik bilan qabul qildi bu aqidani. Bu tushunchani. Ayrimlari qattiq suratda inkor qildi. Yana bir qismi esa o'rtada turishdi. Qabul ham qilishmadi, inkor ham qilishmadi. Hozir aytayotganimizdek so'z o'ynadi. Ana shu kishilardan bittasi Ibnul Bakkayul Akbar. Uni Ishoq ham kelib imtihon qilib, Qur'on mahluqmi dedi? Yo'q, Qur'on maj'ul dedi. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyya dedi Alloh. Albatta biz uni arabiy Qur'on qildik dedi. Maj'ul qilingan narsa mahluq yaratilgan narsa.
İshoq so'radi. Maj'ul, ya'ni qilingan narsa mahluqmi dedi? U aytdi, yo'q. Qur'on maj'ul dedi. Qilingan narsa mahluq demayman uni dedi. Falsafa, so'z o'yini, har kim jonini qutqarib qolish uchun qo'lidan kelgan bir hilasini, chorasini qo'llagan bo'ldi. Shunday qilib, İshoq ibn İbrohim Bag'dodning mirshablarining raisi ulamolarni imtihon qildi va buni natijasini xalifaga yozib yubordi. Kim rozi bo'ldi, kim qarshi bo'ldi, kim o'rtada turdi. 9 kundan keyin xalifadan maktub qaytib keldi. İshoq ibn İbrohimning xatiga javob. Ma'mun unda shunday degan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Amma ba'd. Amirul mu'mininga maktubing yetib keldi. Maktubimga javobing riyosat talab qilgan ammo unga ahil bo'lmaganlarni Qur'on haqidagi e'tiqodlarini xabari. Amirul mu'minin ularni imtihon qilib, ularni ahvollarini kashf qilishni buyurdi. Ularni nafiyni isbot qilishlarida ixtilof yo'q. Ya'ni Alloh hech kimga o'xshamasligida shubha yo'q. Ularni ixtilofi Qur'onda. Qur'onni mahluq deyishmayapti ular. Amirul mu'minin Allohga hamd aytadi, payg'ambarimizga salovat aytadi. Sen Qur'on haqida so'ragan va ismlarini yozib yuborgan ana bu kishilar haqida, ularning har birini tutgan mavqifi haqida Amirul mu'minin tadabbur, tafakkur qildi. Ammo mag'rur Bishr ibn Validni tashbihni nafi qilishi va Qur'onni mahluq deyishdan o'zini qochgani Bishrning munkar va yolg'onni gapirgani hamda kazzobligi va kofir bo'lganidandir. Bas uni chaqir va bu masalada Amirul mu'minin senga bildirgan narsani unga bildirib qo'y. Uni Qur'on haqidagi so'zida insofga chaqir va tavba qildi. Albatta Amirul mu'minin bunga o'xshagan so'zni aytganlar tavba qilish kerak deb biladi. Chunki meni nazdim deyapti xalifa, bunday so'zni aytishni kufrdir. Agar u tavba qilsa, uni ishini e'lon qil. Agar kufr keltirgan bo'lsa, o'z so'zida turib olsa, Qur'onni mahluq demasa bo'yni yiqilishur. Ma'mun yana davom etdi. Ahmad ibn Yazidning Qur'on haqidagi savolga javob bera olmayman degan so'ziga kelsak, unga bildirib qo'yki, u o'zining yoshida emas, aqlida yosh bola kabidir. Agar Qur'on haqidagi savolga javob berishni bilmasa, azob ona chiroyli javob berishga o'rgatib qo'yadi. Agar bunday bo'lmasa, undan keyin qilish turadi inshaalloh. Ahmad ibn Hanbal va u haqida yozganlaring esa unga bildirib qo'yki, albatta Amirul mu'minin uning ana shu so'zini va uning unda tutgan yo'lini bildi. Uning shu so'zlarini uning johilligiga dalil deb bildi. Sen Amirul mu'mininga o'z maktubingda ismlarini yozgan kishilardan o'zini shirkidan qaytmaganlarini hamda Amirul mu'minin zikr qilgan yoki zikr qilmaganlari hammalarini Amirul mu'minining qarorgohiga yubor. Amirul mu'minin ular bilan gaplashishligi uchun. Agar ular so'zlardan qaytib tavba qilishmasa, Amirul mu'minin ularni qilichga boshlaydi inshaalloh. Wala quvvata illa billah. 218-yilda yozildi. Maktub yetib kelishi bilan ulamolar yig'ildi, o'qib eshitirildi. Endi yarim-yarim so'z qabul qilinmaydi. Yo Qur'onni mahluq deydi yoki qatl qilinadi. Mana shunday qilib birodarlar 20 yilga yaqin davom etgan fitna bilan ummat balolandi. O'zi xalifa Ma'mun ilmli ikki odam edi. Atrofiga mu'tazilalarni jamlab olgandan keyin, atrofiga aqidasi buzuq odamlarni jamlagandan keyin uni ham aqidasi buzuq. Shunday qilib fitna boshlandi Bag'dodda, keyinchalik butun islom o'lkalari bo'ylab tarqadi. Qamoqlar to'la boshladi. Bag'dodga yuboriladi, qabul qilmagan ulamolar yoki bo'lmasa o'zini shahrida qamaladi. Itoat qilganlar jonini saqlab qolishligi uchun shariy uzrni o'zlariga lozim tutishdi. Ana shu xalifa talab qilayotgan narsani aytdi. Ammo ularning orasida boshqacha yo'l tutganlar ham bo'ldi. Ulardan Nu'aym ibn Hammod. U kishi Xuzo qabilasidan Jahmiyalar bilan ko'p tortishgan kishi edi. U kishi mana shu fitnada kaltaklar ostida vafot etdi. Ishni avvalida 26 ta olim qattiq turdi Qur'onni mahluq emas deb. Keyinchalik ishlar qiyinlashganda 9 ta odam qoldi. Oxirida xalifaning oldiga oboriladiganlar bo'lganda 2 ta odam qoldi. Ahmad ibn Hanbal va u kishining yosh bir shogirdlaridan Muhammad ibn Nuh. Bu kishini xalifaning oldiga olib ketadigan shu 2 ta odamlar qoldi Qur'onni mahluq demasdan. Ular ana shu xalifaga oboriladigan joyda xalifaga olib ketilayotgan yo'lda bir voqea sodir bo'ldi. Rohib degan mintaqaga yetganida bir arobiy keldida salom berib, qasminglar Imom Ahmad sizlar dedi. Amin dedi. Kelib salom berib dediki, "Ey bu, albatta siz odamlarning elchisisiz.
ular için şümlük bulmayın. Elbette siz bugün adamların başlığısınız. Yani bitti siz kaldınız. Kur'an'da mahluk demeyen. Ular sizge takilif kılıyorken sana kabul kılıçtan ihtiyat bulayın. Adamlar hem yergeçip yetmezsin. Aks halde kıyamet günü de onların günahları sizin mezde buladı. Eğer siz Allah'ını yaş görseniz üstünüzde gidersiniz sabır kılayın. Siz bilen cennetin arasında fakat ölümünüz durdu. Eğer bugün öldürülmezseniz barabir etteki ölesiniz. Eğer tırık olsanız hamid halde yaşayan bulasınız. Ey bu şu yerde katıl kılınıp şu yerde cennetke kirip gitsiniz ne yaptı dedi. Adli sadda sözlerden İmam Ahmet'in azmi kararını yana müstakil kemlep gitti. İmam Ahmet kime de bu deyip sorarsa sahrada şeriatı bir adı gençlerden, Rabi Uruğ'dan ismi Cabir ibn Amir dedi. İmam Ahmet gitken bana şu adli sözleri İmam Ahmet'in azmi kararını müstakil kıldı. Bana indi iki adam İmam Ahmet ve şagirdi Muhammed ibn Nuh. Bu iki alımını halifenin yanına girişten evvel tuhtaladırken ahir yeri yap gelişti. Tuhtadı, sal durup halifanı aldı, yekiradı. Şüphayet, Ma'mun'un hizmetkarlardan bittesi yığılıp geldi. Kelip, ey Ebu Abdullah, elbette Ma'mun kılıçını yanına açılıp durupdu. Aval bunu kakıma genedi. Özünün Resulullah'a yakın, karandaş ekenliğini ortaya koyup kasam içip, eğer halkul Kur'an'ını kabul kılmasız, katıl kılaman deyip durupdu. Bana şu nesil menge ağır geldi dedi. Yani İmam Ahmet, ne yanına aradığın hiç kim yok Allah'tan başka. İmam Ahmet şikayet kıladığın hiç kim yok Allah'dan başka. Namaz götürdü. Dua kıldı. Seyyidi garra hadal facire hilmuk hatta yetecerra ala evliyaike bil katli ve darb. Allahümme fe in yekunil Kur'an kelamek gayra mahluk fekfina muanete. Mustarını duası. Mazlumunu duası. Hakta durgan kişinin duası. Seyyidim senin halimliğin bu facirini gururge ketkizip koydu. Anaularını, ulamalarını uruşge ve katıl kılıçge cürat kıldı. Parvardigar, eğer Kur'an mahluk emez, senin kelamin bolsa, özün bizge onda kifaya kıyın dedi. İmam Ahmet duasını tüketmezden durup, atrafta kalığa vurup topuna başlanıp gitti. İmam Ahmet kamağda. Bakır çakır götürüp gitti. Ular kamağda oturuşuptu. Nime gap, nime gap, soruşuldu. Ma'mun'un vefat etkenliğini haberine açtı. Mazlumun duasını icabat kıladırken, mazlumun duasını rad kımıydırken, Allah da Allah hakkında aybın uksanından pak buradırlar. Tünnü ahir üçüncü kısmı da kılınken, İmam Ahmet'in duası sebebi bilen Ma'mun geceli yetti. İmam Ahmet'in duasını Allah icabat kıldı. Ölüm feriştesi yuvarıldı. O özün işini başardı. Ana şu hakta bugün iki kişiyi Allah da Allah'ın emredi bana şimdi ekildi. Şimdi İmam Ahmet bilen Muhammed ibn-i Nuh'nu şu yürüyüp gelenler ne makalıştı bilmezden hayran bu kalıştı. Rukka'daki kamakka yana kadar yürüyüp gelişti ta ki keyingi halife ne iş kılıştı gibi özü bir körsün. Bu tağı bana şimdi ölüm taptı. Özünün ilimlik, marifatlik, sakafatlik buluşu yakaramazdan ümmetine ilmi hayatını yükselişiyle katta hissa koşkanı yakaramazdan haktan tayıldı. Sebabı yanıge adaşken bana şu fırka, mutezilelerden boğazan kişilerin yakın kıyanıydı. Eğer şular boğazanı da, Halife Ma'mun, bu ümmetinin en ulu halifelerden buluştuğu mümkün idi. Ben ondan ki, Halife Ma'mun'un inisi, mutezim halife boğuldu. Bu kelesi hem Harun Ar-Rashid'in oğulları. İmam Ahmet ve onu hamrahı kemege salınıp Bağdat'a kaytarıldı. Halife Ma'mun'un hem cesadı Bağdat'a, payitahtka alıp gelindi. Yolda gelişerken İmam Ahmet'in hamrahı Muhammed ibn Nuh. İmam Ahmet'in hem şagirdiydi hem hamrahıydı. Yaş yigitiydi. Onge bir acel yetkenliği hak buldu. Yani acelin yakınlaşkeni sıkılıp İmam Ahmet'e nasihat kıldı. Aytti ki ey Ebu Abdullah Allah'dan korkun. Siz menkabe emezsiniz. Adamlar sizi yerge şişedi. Sizi nime deyişinizin karab duruşuptu. Allah'dan takva kılın. Bu işte sabit buluyun dedi. Yani yaş yigit bu ümmetine en uluğ imamlardan bittesine nasihat kılıyordu. Ve bana şu nasihati İmam Ahmet'ini acablandırdı ve tasir görsetti o kişiye. O kişinin hali ağır oldu ama bir rahim sakçılar bunca parva kılışmadı. Muhammed ibn Nuh bana şu kamağda vefat etti. O kişinin yuvuş, kefenleş, cenazası da turuştuk.
İmam Ahmet'in zimmesi de oldu. İmam Ahmet özü kayın oldu bu işte. Muhammed ibn Nuh İrak'ın şimalıdaki Anat mintakası da garip halatı da dafın kılındı. Şimdi kılıp hakta sabit turgan kişi, hakta sabit kalgan kişi bitti bu kaldı. İmam Ahmet ibn Hanbel. Şimdi kılıp İmam Ahmet yine kamakka salıştı. İmam Ahmet kamakta oturarken Yusuf Aleyhisselam'ın sözünü aytaradı. Yusuf Aleyhisselam aytkendi de estağidu billah. Kâle Rabbi sicnu ahabbu ileyye mimma yad'unani ileyh. Parvardigarım, men üçün bunlar beni çarlayatken nerseden köre zindan yakşırak. Yani Kur'an'la mahluk edip koyup azatlıyı da yürgenimden köre Kur'an'la Allah'ın kelamı edip zindanda oturgenim yakşı. Yani aytaradı. Kama yok muydu? Kişenler yok muydu? Vaidler, zarbalar yok muydu? Lekin bunların hammasi Allah'ın yolu da hiç nersemezler. İmam Ahmet İstanbul'da ya ki Bağdat'ta değildi. Darul Amara'ya kamap koyuldu. Bana şu kamada turgen edeyim ayak koludaki zincirleri yeşilgeni yok. Bir müddet bana şu kamada oturdu. Keyinçelik umumi kamahaneye uğrular, mücrimler de oturadı. Yani umumi kamahaneye abarıp koyuştu. 30 haftadan köprak müddet şu yerde turdu. Bana şu kamada başka mahbuslar bilen birge oturarken bir vakıya yüz verdi. Su soradı İmam Ahmet. Korukçu içige muz salıngan su da ap geldi. Şimdi bu mahbus ki bunaka içige muz salıngan su da ap geldi. Şimdi bir antika halat. İmam içmedi. Sakçı soradı. Ne ya içmiyorsunuz? İmam Ahmet etti. Bana şu sudan mengeyem, koyan mahbuslar hem kifaya kıladığım miktarda var mı? Sakçı yok dedi. Onu da içmeyeyim ben. Yani başkalarına yok bu genler seni menge has bir şekilde haklamayayım ben dedi. Küllendi böyle de kamakka İmam Ahmet'in emekçisi İshak ibn Hanbel geldi. Gelip ciğerine bir nasihat kımakçı buldu. Dedi ki ey Ahmet bunlar sizden haliyken nasıl ayetik olsanız bu muydu mu? Özünüzden bu aziyatları kötersiniz bu muydu mu? Akhir ruhsat var ki Allah da Allah kim mecbur kılınsa kalbi ise iman bilen tatırcan bolsa de ruhsat bergen o ayet koyun kutulasız. Kagan ulamalar şu gapta ayetip kutuluştu. Sizden özüzgi özürünü kayın kıldıyız. Çünkü sabır kıldıyız. Degene de İmam Ahmet emakesiye karaptırıp onu diye bulsa Habbab ibn Arat'ın hadisini mi akılasılar? Habbab ibn Arat Mekke müşrikleri Müslümanlarla asiyetleri küçüyüp gitkeni de kelib Rasulullohga duo qiling, Alloh bizga bir yengillik bersin, g'alaba bersin deganida payg'ambarimiz aytgandilar. Sizlardan avvalgi ummatlardan birini boshidan arra solishar edi iymonidan qaytarish uchun. Ammo bu narsa ularni iymonidan qaytarmas edi. Agar hamma uzrdan foydalanib ketaversa, odamlar kimga ergashadi? Deyarli hamma ulamolar, odamlar orqasidan yechidigan ulamolar ana shu uzrdan foydalanib turib Qur'onni mahluq deb qo'yib qutulib ketishdi. Fakat yine Ahmet ibn Hanbel Kur'an'ın mahluk emez. Allah'ın kelamı deyip durdu. Yalnız özü. Bitti özünün ilkesinde kaldı bana şu yük. İmam Ahmet ayter dedi. Üyde yaşayamam mı? Kamada yaşayamam mı? Paruva kımıyım ben. Kılıç bilen katıl kılınsam hem paruva kımıyım ben. Ama kamçını fitnesinden korkama. Onun yanında turgan köp kelteylenge mahbuslardan biri İmamını sabır bardaşını görüp kal kalıp dedi. Ey Ebu Abdullah paro akmayın. Bir iki kançış nesemez. Keyingilerini kayırge düşünü bilmeyi kalasız dedi. İmam Ahmet dedi. Onun sözleri menden gamlik etkizgen diye oldu. İmam Ahmet kamada kaldı. Yenge halife Mu'tasim avvalgi halifeden Mamun'dan farkı bu arada. Mamun ilimli, marifatli, sakafatli kişiydi. Mu'tasim ise tamamı harbi kişiydi. O Mamun'un vasiyetine göre Mu'tazilalarının sözünü mahkem işleyen idi. Onun vaziri ham Mu'tazilalardan buldu. Mu'tasim'in buzuk akıdan işleyenin üstüge yine kattık askeri tabiatını ve onun ilimsizliğini kutsak elbette bu halat İmam Ahmet'e hem ümmet'e hem katta bala idi. Mu'tasim'in kelişi bilen yengilik gelmedi. Aksinçe fitne yer hem küçüğe gitti. İmam Ahmet aytadı. Ramazan'ın 17. keçesi bulgeni de min Kamak'tan İshak ibn İbrahim üyüge köçürüldüm. Bitti zancirle bağlayan halimde. Uyurdu her gün emenge iki kişi robo robo aradı. Ahmet ibn Rayyah, Abu Şayb, El-Haccac.
ular men bilan munozara bahs qilishar edi. İmom Ahmad ular bilan bahs qilib yengib qo'yardi. Shunda ular har mag'lub bo'lganida imomga yana bitta zanjirni bog'lab qo'yishini buyurishar edi. Natijada imom Ahmadning ustida 4ta zanjir jamlandi. İmom aytadi, shunday qilib bu yerda 3 kun turdim, qo'limda 4ta zanjir jamlandi. O ikisinin İmom Ahmadga aytgan so'zlaridan qanday qilib sen Qur'onni Allohning kalomi deysan? Axir Alloh hech bir narsaga o'xshamaydi-ku. Odam bolasi gapiradi, deyishdi. İmom Ahmad so'radi. Odamlar bilishadimi? Ular ha deyishdi. İmom Ahmad qanday qilib dedi? Ular Alloh biladi, deyishdi. İmom agar bandalar bilishsa va Alloh hech narsaga o'xshamasligi kerak bo'lsa, demak Alloh bilmasligi kerak ekanda. Yoki sizlar Allohning ilmini mahluq deysizlarmi? Ular ha, Allohning ilmi mahluq deyishdi. İmom Ahmad, ey sen kafir bo'lding. Axir Allohning ilmi yo'qmidi? Uni keyin paydo qilgani. Qanday qilib o'zini ilmini o'zi ilmsiz bo'lib turib yaratadi dedi. Bu asli bo'lmagan ma'nosiz ahmoqona so'zlar. Kitobda ham sunnatda ham buni asli yo'q. Bu ikki kishining yonida bir soqchi turgan edi. U soqchi imomga qarab, bu kishi Amirul Mu'minining elchisi. Qanday qilib uni kofir deysan dedi. İmom soqchiga, albatta bu kishi Allohning ilmini mahluq deyapti dedi. Soqchi u kishiga norozi bo'lib qaradi. Keyin İmom Ahmad aytdi, kim Qur'onni mahluq desa, bas u kofir. Kim Allohning ilmini mahluq desa, bas u kofir. Kim Allohning ismlarini birontasini mahluq desa, bas u ham kofir dedi. Shunday qilib 3 kecha ular bilan 3 kun ular bilan bahs qildi. 4-chi kecha bo'ldi. İshoq ibn Ibrohimga maktub keldi xalifadan. Ahmad ibn Hanbalni meni huzurimga yubor. İshoq ibn Ibrohim mirshablarning raisi İmom Ahmadning oldiga kelib, "Ey Ahmad, albatta bu vallohi seni joning. Albatta xalifa seni qilich bilan qatl qilmasdan tinimsiz zarbalar berishga va seni kun ko'rmaydigan joyga tashlashga qasam ichdi" dedi. "O'ldirsa ham qilich bilan o'ldirmaydi. Qamchi bilan uradi, qorong'u joyga tashlab qo'yadi." Endi ilmdan, saqofatdan, ma'rifatdan xabar bo'lmagan bu harbiy kishi Mu'tasim imomga mana shunday bir siyosatni qo'llaydigan bo'ldi. Keyin Isoq ibn Ibrohim o'zicha bir bahs qilmoqchi bo'lib İmom Ahmad bilan aytdiki, "Axir Qur'onda Alloh inna ja'allahu Qur'anan arabiyya demaganmi?" dedi. "Inna ja'allahu Qur'anan arabiyya." Albatta biz uni arabiy Qur'on qildik. Axir qilingan narsa mahluq emasmidi? Mahluq degani birodarlar avval yo'q bo'lgan, keyin paydo bo'lgan. Endi İmom Ahmadga bunga o'xshagan savol berilmaganmidi? Berilgan edi. İmom Ahmadni javobi o'zini kuttirmadi. Darro javob berdi. Aytdiki, Alloh taolo Qur'onda Abrohani qo'shini haqida faja'alahum ka'sfi ma'kul dedi. Ularni chaynab tashlangan somon kabi qilib yubordi dedi. Agar qildi degani, yaratdi degani bo'lsa, nima ular yo'qmidiki keyin uni qarab yaratgani? Ya'ni Abrohani qo'shini bor edi, ularni Abobil qushlari yo'q qildi, somonga o'xshatib yubordi. Endi qildi, shunday qildi. Nima ularni boshqatdan yaratdimi dedi. Ya'ni hech qanaqa İmom Ahmadga javob berishlikka yoki raddiya berishlikka imkoniyati yo'q. İmom Ahmad aytadi, "Dijlaning sohiliga, Bobul Bo'ston degan joyga meni olib kelishdi." Mana endi tong otgach İmom Ahmadni bir qorong'uxonaga olib kirib qo'yishdi. Paypaslab bir suvni topdi, bir idishda turgan ekan, tahorat qilib kechasi bilan namozni o'tkazdi, mana shu kechasi. Tong otganidan keyin bir kishi keldi-da İmom Ahmadni qo'lidan tutib xalifani Mu'tasimning oldiga olib bordi. Mana endi mana shu mavqifni kuzatgan Sulaymon as-Sajziyning rivoyatiga quloq tutamiz. U aytadi: Mu'tasimning eshigini oldiga keldim, ya'ni qasrning oshiga keldim, eshigini oldiga. Odamlar u yerda xuddi hayit namozga kelgandek jamlanib turishgan edi. Ichkariga kirdim. Yerda gilom solingan, uning ustiga bir kursi qo'yilgan ekan, kursining ro'parasida turdim. Birozdan keyin Mu'tasim chiqib, kursiga o'tirdi va Ahmad ibn Hanbalni olib kelinglar dedi. İmom Ahmad olib kelishdi. İmom Ahmad xalifaning ro'parasida turib, unga salom berdi. Mu'tasim aytdi: "Ey Ahmad, qo'rqmasdan gapir" dedi. İmom Ahmad tamomiy quvvat bilan: "Ya Amirul Mu'minin, vallohi sizning huzuringizga qalbimda zarracha qo'rquvsiz keldim" dedi.
Sonra Mu'tasim yaqinroq keldi. İmam yaqinlashdi. Oturdu da oturdu. Ozgina sukutdan keyin suhbat boshlandi. İmam Ahmad halifaga menga gapirgan ruxsat berasizmi dedi. Halifa gapir dedi. İmam Ahmad dedi. Rasulullah qaysi narsaga da'vat qilgan edilar? Mu'tasim Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad Rasulullah shahodat kalimasiga dedi. İmam Ahmad aytdi, "Men Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad Allohning rasuli va bandasi deb guvohlik beraman" dedi. So'ngra İmam Ahmad davom ettirdi. Bizga Yahyo ibn Said Shu'badan rivoyat qilib aytdi, menga Abu Hamza rivoyat qilib dedi, Ibn Abbosdan eshitganman dedi, u dedi. Rasulullohning huzuriga Abduqays elchilari kelishganida Rasulullah onlarını imanga buyurdular. Sonra dediler, Allah'a bulgen imanını ne mekanı bilasılar mı? Rasulullah soru yaptı Abduqays elçilerden, iman ne mi? Onlar Allah ve Rasulü bulup için adam cevap verişti. Şimdi Rasulullah dediler, Allah'tan özgü ilah yok. Ve elbette Muhammed Allah'ın Rasulü ekendeki güvahlığı veriş, namazını kaim kılış, zekatını veriş, Ramazan ruzasını tutuş, ganimeni beşten birini veriş dedi. Albatta İmam Ahmad'ın mana şu hadisini keltirişigidagi hikmet bu arada. Çünkü bu hadiste Peygamberimiz imanda nima ekanligini tushuntirib beryapti. Bunda Kur'an'da mahluk deyish demasligi yok. Yani aynı Abdullah ibn Abbas'tan rivoyat qilingan hadis keltirilyapti ki Mu'tasim Abbasilerinin halifalaridan. Özlerini Abbas raziyallahu anhu'ga nisbatlaydi. Hadisni eshitib Mu'tasim sukut qildi. Keyin imomga qarab turib, agar sen mendan avvalgilarning qo'lida ushlanmagan bo'lganingda, ya'ni mendan burungilar seni ushlagan ekan, o'shuning uchun turibmiz. Agar mendan burungilarning qo'liga tushmaganingda, men sen bilan to'g'ris qilmasdim, tortishmasdim dedi. Keyin so'radi. İmam Ahmadga qarab, "Sen Qur'on haqida nima deysan?" Anovlar Mu'tazillar. Qur'onda nima ekanligini menga o'rgatishdi dedi. İmam Ahmad aytdi, "U Allohning kalomi qadimdir, mahluq emas." Alloh taolo o'zini kalomida shunday degan. Mana İmam Ahmad o'zini gapini haqligiga, Qur'onni mahluq emasligiga dalil keltiryapti Qur'onda. Astaydu billah. Wa in ahadun minal mushrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma' kalam Alloh. Agar mushriklardan birontasi sizdan himoya so'rasa, bas uni himoya qiling, toki u Allohning kalomini eshitsin. Allah'ın kelamını eşsin deyip Allah ayeti yaptı. Bu yerdeki kelamullah ne mi? Kur'an bu meydan. Kur'an eşsiz gereğmiş kafir. Allah kelamullah diye yaptı. Mahluk deme yaptı. Mu'tasim bundan başka hüccetin var mı dedi. İmam Ahmad devam ettirdi. Ar-Rahman allemel Kur'an. Halakal Kur'an demedi. Rahman bugün Allah Kur'an'ını talim verdi dedi. Yarattı degeni yok dedi. Yani ki yana aytdi. Yasin vel Qur'anil Hakim dedi. Yasin vel Qur'anil Mahluq demadi dedi. Qur'ondan bu oyatlarni eshitganidan keyin Mu'tasim titrab ketdi. Çünkü buni qarshida bironta bir dalil yok. Bunga biron narsa deb javob berish imkoniyati yok. Xomab qo'yinglar bunu dedi. Vazirlarni yig'di, Mu'tazilalarni yig'di, yana maslahat qildi. Ertasi kuni, mana ikkinchi kun bo'lyapti endi, Mu'tasim bilan bo'layotgan munozara. İmam Ahmad'ın yana halifanı aldı, yap gelişti. Adamlar bu meclisi kiritildi. Mu'tasim kürsüye oturup, Ahmad'ın da hembalda yap gelirler dedi. İmam Ahmad halifanı aldı, geldi. Mu'tasim soradı. Ey Ahmad, keçeki tünle kandı ötküzdün dedi. Elhamdülillah amiral muminin. Hayriyette ben dedi. Yakşı dibine ötküzdüm dedi. Sonra bana şu fırsatta ganimat bulup aytti ki, acaba bir yaptı yapardı. Fakat sizi kamağızda bir acip nesilge güvah buldum dedi. Ne demek ki güvah buldum? Keçesi durup namaz için taharat kıldım. İki rekat namaz okudum. Birinci rekatı ki elhamdını okudum. İkinci rekatı ki kul avuzunu bittesini okudum. Kendi ikinci rekatı götürdüm. Elhamdını okudum. İkinci rekatı ki yine bitti kul avuzunu okudum. Tahiyyatla okudum. Salam verip tükettim. Kendi yine durup namazga takbir ettim. Elhamdını okudum. Kendi Kul huvallah hatta okumakçı olsam okuyamadım. Her kança hareket kimi okuyamadım. Başka kaysa sura basam okuyduysam onu yan üddalaymadım. Hayran olup kamağda bir çekesi yıkarsam musaccal, mushaf, Kur'an ölüp yatken eken dedi.
Bunu aldım, yuvdum, kefenledim, kömdüm dedi. Mu'tasim bu orunda maskaranı sezip, ey Ahmet senge vay bolsun, Kur'an'a mı ölerken mi dedi. Sizler şuna deyapsılar, Kur'an'da mahluk deyapsılar mı? Mahluk bir gün ölüşlüğü kereği dedi. Yani ne mi dedi bunge? Bu orunda Mu'tasim, Mu'tazililer onge ne mi öğretken bolsa haması bekarga çıkıp gitti. Şunda lol koyanıdan Mu'tasim, Ahmet bizi yengip koydu. Ahmet bizi yengip koydu deyişten başka gap topamadı. Hakikaten bu oddi, oddi hakikatte oldu da, oddi sözlerde oldu da, Mu'tazililerde hemen vergen talimatı bekarga çıkıp gitti. Mu'tasim'de ilim yok idi. Halife Mu'tasim'de ilim yok idi. Mu'tazililer vergen seninle biladı olalım. Hiç nesi olmayı kaldı. Keyin Mu'tasim yanında turganlarga qarab, bu bilan bahs qilinglar, bu bilan munozara qilinglar dedi. Ey sog' gapiringa dedi. Ey Ahmad dedi. Qur'on haqida nima deysan dedi. Yana boshidan boshlanyapti. İmom Ahmad savol bilan javob berdi unga. Savol qaytardi. Ey Abdurrahmon dedi. Allohning ilmi haqida nima deysan dedi. Ya'ni Allohning ilmi agar mahluq desa kofir bo'ladi. Abdurrahmon ibn Ishoq aqlli odam. Agar Allohning ilmini mahluq desa kofir bo'ladi. Agar Allohning sifatlaridan bittasi desa ham mushkula. Alloh biladi, odamlar ham biladi. Endi odamlar bilgandan keyin Alloh bilmasligi kerak ularni tushunchasi bo'yicha. Mahluqqa o'xshamasligi kerak taolo ular uchun. Alloh gapiradi desa yana bo'lmaydi chunki odamlar ham gapiradi. Lekin Allohning ilmi va kalomi basharning ilmi kalomidan farqlanadi deyish kerak shu yerda. Ama bunu gapirsa özünü aytayotgan aqidasiga teskari gap gapiradi, indemi oturib oldi. Yani İmom Ahmaddagi savodni, quvvatni, shijoatni, jur'atni ko'ringki, bitta o'zi turibdi. Xalifaga qarshi va uning atrofidagi Mu'tazila olimlarga qarshi. Keyin Mu'tazilalardan yana bittasi turib İmom Ahmadga hujjat keltirdi, İmom Ahmad javob berdi. Yana bittasi turdi, uni ham joyiga qo'yib qo'ydi. Xullas kimisi turib gapirmasa mag'lub bo'laverdi. İmom Ahmad aytadi, ular menga savol berishsa men javob berishdan avval xalifaga qarab qo'yardim deydi. Ya'ni eshitib qo'y mana buni san degandek. Ular gapirganlarida men xalifa tarafiga qarab turib, sizlar menga Allohning kitobidan yoki Rasulullohning sunnatidan dalil keltiringlar derdi. Aqli ijtihodlarning keragi yo'q menga. Chunki na Qur'onda, na hadisda biron joyda Qur'onni mahluq yoki mahluq emas degan joyi yo'q. Shuning uchun kitobdan keltiringlar, sunnatdan keltiringlar, aqli ijtihodlar kerak emas dedi. Shunda Mu'tasimning vaziri Ahmad ibn Abi Zuhat achiq qilib aytdiki, "Ey Ahmad, sen nima? Faqat Allohning kitobi bilan, Rasulullohning sunnati bilangina gapirasanmi? Aqlingni ishlatmaysanmi? Ey Amirul Mu'minin, bu adashgan, boshqalarni ham adashtiruvchi bid'atchi. Mana bular qozilar, sizning fuqaholaringiz, shulardan so'rang" dedi. Xalifa, "Nima deysizlar bu kishi haqida?" deganida hammasi bir bo'lib, "Ey Amirul Mu'minin, bu o'zi adashgan, boshqalarni ham adashtiradigan bid'atchi" dedi. İmom Ahmad qayerda adashdim dedi ularga. Ulardan biri turib gapirdi, Ahmad ibn Hanbal yana javobini berdi. Hech kim İmom Ahmadni hujjat bilan yengishlikka qodir bo'lmadi. Shunda vazir turib Ahmad ibn Hanbalni bidatchilikda ayblashdan boshqa chorasi qolmadi. Shunday qilib peshin vaqtigacha bu munozara davom etdi. Mu'tasim majlislarga javob berdi, hamma chiqib ketdi. Birinchi kun tugadi. Halifa bilan qilingan bahsni birinchi kuni tugadi. Shunda xalifani oldida ikkita odam qoldi. Ahmad ibn Hanbal va Abdurrahmon ibn Ishoq. Hamma chiqib ketganidan keyin xalifa İmom Ahmadni haqiqiy bir mavqifini, pozitsiyasini, fikrini bilishlik uchun yoniga chaqirtirib turib, "Ey Ahmad" dedi. "Solih ar-Rashidiyni taniysanmi sen?" dedi. İmom Ahmad "Ha" dedi. Mu'tasim aytdi, "Ar-Rashidiy meni murabbiyim edi. Ya'ni buni kichkinaligidan tarbiya qilgan ustozi edi. Mana shu yerda Ar-Rashidiy men bilan o'tirib suhbat qildi, Qur'onni gapirib, men aytgan narsaga xilof gapni gapirdi. Ya'ni Qur'onni mahluq emas dedi u ham. Uni sudrab borishib, boshini ezishdi" dedi. Ya'ni murabbiyimgaki shu muomalani qildimmi? Endi senga qanday muomala qilishimni o'ylab ko'r dedi bu gapi bilan. İmom Ahmad sukut qildi.
Şu yerde turgan Abdurrahmon ibn Sohh aytdi: "Ey Amirul Mu'minin, men bu kishini 30 yildan beri taniyman, İmom Ahmadni. Shu paytgacha u sizga to'at qilinish kerakligini, haj va jihodni siz bilan bo'lishini aytib keladi, olim kishi. Yana fitnalarga ham aloqasi yo'q. Olim odam uyiga kelsa yaxshi bo'lardi" dedi. Xalifa biroz xotirjam bo'ldi. Endi İmom Ahmad xalifaga qarshi fitna qiladiganlarning qatorida bo'lganida masalasi oson edi. Shart qatl qiladi, shu bilan ketar edi. Xalifa Mu'tasim fikir qilib turib, "Vallohi bu faqih, vallohi bir olim odam ekan" dedi. Albatta bu haq so'zidir. Chunki shuncha o'zini ilmli deb turgan qoziyu faqihlar İmom Ahmadni hujjat bilan yengisha olmagan edi. Keyin Mu'tasim bir ajib so'z aytdi. "Vallohi podshohlar huzuridan meni huzurimga kelganlarga javob berib, mana shunday kishi yonimda bo'lganida menga zarar qilmasdi. Agar meni talabimga bu ozgina bo'lsa ham ijobat qilsa, vallohi uni o'zim himoya qilar edim. Uning ortidan o'zim yurar edim, qo'shinim bilan unga yashar edim." Qarang, ilmiga qoil qolganligidan so'z ayta olmasdan, agar boshqa mamlakatning podshohlaridan odamlar kelsa, menga yonimda shunaqa odam turganligi yaxshi bo'lar edi. Agar men aytayotgan narsaga ozgina ko'nsa, ozgina moyil bo'lsa, o'zim shagird bo'laman deyapti kim? Xalifa. Bu albatta har qanday odamni fitnaga solib qo'yadigan, o'ylantirib qo'yadigan so'z edi. Xalifa o'zi nima deyapti? Shogird bo'laman deb aytayapti. Imomga qarab turib, "Ey Ahmad, nima deysan?" dedi. İmom Ahmad: "Ey Amirul Mu'minin, Allohning kitobidan, payg'ambarimizning sunnatidan so'zingizda to'g'riligiga menga bitta dalil keltiringlar" dedi. Qabul qilmadi. Ertalab boshlangan majlis peshingacha davom etdi. Xalifa charchagan, imomdagi moyillikni yo'qligini ko'rib turib jirka berdi. Yana borib qaytarib qo'yishdi. Birinchi kuni kechasida İmom Ahmad aytadi: "Kel meni huzurimga, vazir ibn Abi Zuvat keldi. Ey Ahmad, nima deysan? Amirul Mu'minin sendan umid qilyapti" dedi. Ya'ni ozgina moyil bo'lsang, seni o'zing ustoz qilib olish bor. İmom Ahmadning javobi bo'yicha bo'ldi: "Menga kitobdan yoki sunnatdan e'tiqodingizda to'g'riligiga biror bir dalil keltiringlar" dedi. Vazir aytdi: "Ey Ahmad, vallohi Amirul Mu'minin seni ismini dorga osib o'ldiriladiganlar qatoriga yozdi, keyin o'chirib yubordi. Vallohi bu qilich ham bo'lmaydi, ya'ni seni qatlingga qilich ham ishlamaydi, balki seni jazoing tinimsiz birin-ketin beriladigan qamchi bilan zarbalar bo'ladi" dedi. İmom Ahmadning javobi bo'yicha xabar oldi: "Menga kitobdan yoki Rasulullohning so'zidan hujjat keltiringlar" dedi. 3-chi kunni tong otdi. Mana shu 3-chi kunda bir narsa bo'lishini sezganidek, İmom Ahmad soqchidan ipobga berishini so'radi. Ipobga berdi, o'zini izorini mahkam bog'lab oldi. Chunki bugun azob berilib, uriladigan bo'lsa, kiyimi yechilib ketishini, avrat ochilib qolishini xohlamagan edi. İmom Ahmad aytadi: "3-chi kuni meni bir hovlidan ikkinchisiga olib kirishdi. U yerda qo'lida qamchi, qilich va turli qurollari bor kishilar turishar edi. Hovli askarlar bilan o'ralgan. O'tgan avvalgi 2 kunda bu kishilar majlisda yo'q edi. Mana shu kuni fe'lan xatarli ishlar sodir bo'ldi. Xalifaning oldidan bir kishi kelib: "Ey Ahmad, senga voy bo'lsin. Albatta xalifa senga shafqatli, xuddi ota bolasiga shafqatli bo'lgani kabi" dedi. Mana shu 3-chi kunda bo'lgan ishlarni guvohi bo'lgan Ahmad ibn Farajning qissasi. Xalifaning ayonlaridan bittasi. U aytadi: "Sultonning ayrim ishlarini bajarishlik meni zimmam" dedi. Ya'ni xalifani xizmatkorlaridan bittasi. "Kunlarning birida ko'chaga chiqsam, odamlar do'konlarning eshiklarini berkitgan, hammasi xalifani qasriga qarab ketyapti. Odamlarga nima bo'lgan? Xuddi hayit kunidagidek hamma qasriga qarab ketyapti. Nima, odamlar fitnaga tayyorlanyaptimi?" dedim. "Odamlar İmom Ahmadni bugun imtihon qilishadi. Shuni kuzatgani ketishayotgan odamlar. Ya'ni xalq imomini himoya qilishiga tayyor. Agar imomga aziyat yetadigan bo'lsa, xalq o'zini qurbon qilishga ham tayyor edi. Mana shunday bir İmom Ahmadni qavm yaxshi ko'rar edi. Menga bugun İmom Ahmad Qur'on xususida imtihon qilinishi sharof ketilyapti" deb javob berildi. Xalq himoya qilishlikka tayyor turibdi. U aytadi: "Eng yaxshi kiyimlarni kiyib, xalifaning hojib yoniga keldim. U meni do'stim edi. Meni ichkariga kirit. Ichkarida bo'ladigan narsani ko'rmoqchiman" dedi. Xalifani yonidagi birinchi qatorga olib kirib qo'ydi uni. Majlisda ustiga deboj yopilgan, oltindan bo'lgan bir kursi turgan edi. Xalifa chiqib keldi, kursiga o'tirdi. Keyin
Ayna hada allazi yaz'umu anna Allah yetekellemu bi jarihatayn. Allah ikki jorihasi bilan gapiradi degan odam qani dedi. Ya'ni Allohni tili va og'zi bilan gapiradi degan odam qani olib chiqinglar dedi. Imom Ahmad unaqa degan emas. Alloh gapiradi degan, lekin gapirishi bizi gapirishimiz kabi emas degan. Endi bular tuhmat qilyapti. Allohni til va og'iz bilan gapiradi deb. Allohni til va og'iz bilan gapiradi deyotgan ana bu kishi qani, men oldinga olib kelinglar dedi. Imom Ahmadni olib kelishdi, qo'llari bog'langan holda. Imom Ahmad la havla va la quvvata illa billah deb kelar edi. Xalq qasr atrofida to'planib turibdi, ichkariga kirishlikdan to'sib qo'yilgan. So'roq boshlandi. Sen Ahmad ibn Hanbalmisan? Men Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbalman. Sen Qur'on mahluq emas, Allohning kalomi deganmisan? Bu gapni qayerdan olding? Imom javob berdi. Allohning kitobi va Rasulining sunnatidan. Rasululloh nima degan? Mana endi Imom Ahmad Rasulullohning hadisini keltiryapti. Menga Abdurazzoq Ma'mardan, Zuhriydan, Solimdan, u otasidan rivoyat qildiki, albatta Rasululloh shunday deganlar. Albatta Alloh Musoga 100 mingta kalimani gapirdi. 20 mingta kalimani, 300 ta kalimani, 13 ta kalimani. Bas, kalom Allohdan bo'lgan edi. Eshitishlik Musodan bo'lgan edi. Muso dedi: "Ey Robbim, menga sen gapiryapsanmi yoki boshqasimi?" Alloh dedi: "Men senga gapiryapman. Sen bilan mening oramizda elchi yo'q." Hadis tugadi. İmam Ahmad rahmatullahi aleyh muhaddis bo'lgan, hadis ilmida peshqadam bo'lgan. Shu hadisni mana ravoylar bilan keltirib qo'ydi. Xalifa, yolg'on gapiryapsan dedi. Shunda, agar men yolg'on gapirayotgan bo'lsam, Alloh taolo Qur'onda "Valakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati van nasi ajma'in" degan. Agar bu hadis yolg'on desanglar, Alloh taolo Qur'onda shunday degan. Nima degan? Alloh aytgan, "Lekin men tomondan bu so'z haq sobit bo'lgandir." Söz, kavl. Men cehennemni kafir cin ve dinsiz adamların barçası bilan toldururman. Eğer bu söz Allah'tan başkası tarafından bulgeni de şu yerde etindeyken al kavl mahluk bolar dedi. Mahlukdu sözümez. Sizler Allah'ını gapirmediyseler mi? Onda bu ayetteki al kavl söz kimi sözü dedi. Allah deyip diyor. Lekin men tomondan bu söz hak bo'lgan. Bu yerdeki söz kimi sözü? Eğer mahlukdu sözü deseler, cehennemde tolduramanda mahluk ayta mıydı? Çünkü cinlerde ki kafir insanlardan cehennemde tolduramanda fakat Allah ayta dedi. Demek, sizler Allah'ını gapirmedi deseler, onda bu ayetteki kavul, söz ne, kim gapirdi? Eğer kavul, söz, mahlukun sözü deseler, mahluk özünü koldan kemirgen çıkı mıydı? Cehennemde kiliz o mıydı? Halife bu hüccette aldı da binası diyormi kaldı. Yana deliye karab durup, münazara kılıyorlar, bas kılıyorlar bu bilen dedi. Mu'tazilalarına ayrımları, ey emir al-muminin, öldürün, boynu yıkılı çürün, kutuluyla bundan işte. Çünkü, kaçan bas kılıysa İmam Ahmad bilen, mu'tazilalar fakat yengilgen. Şimdi kural işletiştirden, başka çaralar koma yaptı. Şimdi mu'tazim karasa, özünü, vazirleri, oğlumları, bas kılıçtı halime yaptı. Taşkarada halk, halifeye karşı, yığılıp durupdu. Nima qilishni bilmadi da atçıq bilan İmam Ahmad yüzü gördü. Bu harbi kişi bo'lgan, jismonan kuvvetli bo'lgan. İmam Ahmad qanchadan beri qamoqda, jismi zayıf bo'lgan. Boyaga tushgan zarbadan, yüzüge tushgan zarbadan yer yiqilib hushidan ketib qoldi. Shu majlisda soqchilik turgan soqchilarda ayrimlari sekin-sekin chiqib ketdi bitta-bitta o'lib. Halifa buni sezdi. Chunki bu chiqib ketganlar Xorasonda Ahmad ibn Hanbalning bobosi Hanbalni qo'l ostida turgan askarlar edi, asli Xorasonlik edi. O'zlarini qo'mondonini nabirasi mana shunday azoblanib turibdi. Bitta-bitta bo'lib chiqib ketishdi. Xalifa buni sezdi, hushyor topdi. Agar mana shu zarba tufayli Imom Ahmad o'lib qoladigan bo'lsa, haqiqatan fitna boshlanadi. Chunki xalq ko'chada turibdi. Takbir aytayapti, baqiryapti, muzohara bo'lyapti. Suv olib kelinglar dedi. Suv olib kelishdi. İmom Ahmad yuziga sepishdi, o'ziga keldi. İmom Ahmad qarasa, yonida amakisi Ishoq ibn Hanbal turibdi. Xalifaga qaramadida, amakisiga qarab turib, "Ey amaki, bu yuzimga sepilgan suvning egasi ehtimol
menden gazaplanayken dur dedi. Yani kim gazaplanı yaptı? Yani men bilan hujjatlashgani quvvat yetmasdan endi meni betimga urdimi degan gap bor. Endi xalifaga gap qaytarilmaydi, xalifa bilan tortishilmaydi. Mu'tasim aytdi. Sizlarga voy bo'lsin dedi. Shunga jur'at bilan gapiradimi menga dedi. Ahmad ibn Abi Zuvat, vazir. Bishrul Marisi, mu'tazilalarning olimlaridan. İkisi ham Amirul Mu'minin qatl qiling, qutulaylik undan deydi. Atapuzu bu ummatni aqidasini sog'lom holatda qolishiga tur bergan yagona kishi Ahmad ibn Hanbal bo'lgan birodarlar. Qolgan hamma odamlar uzrda olib jonini saqlab bir chekkaga chiqib olgan. Ammo Ahmad ibn Hanbal ham agar uzrda qolganida ehtimolki bular Qur'onni mahmud deb olishar edi. Ehtimol Mu'tazila o'zini buzo aqidasini butun ummatga o'tkazib yuborardi. Shuning uchun bu kishilar haqida mazhab boshlari haqida gapirayotganda faqat tamomiy bir hurmat bajo keltiraylik. Mu'tasim aytdiki ularning gapiga, albatta men Allohga qasam ichganman, Allohning nomiga qasam ichganman, qilich bilan qatl qilmayman, qilich bilan qatl qilishga buyurmayman ham dedi. A unda bo'lsa qamchiga buyuring deydi ular. Xalifa, Alloh la'nati bo'lsin senga dedi Imom Ahmadga. Sendan umid qilgan edim. Rasulullohga bo'lgan yaqinligim bilan qasamki, Qur'onni mahluq demaguningcha ustingdan qamchini ko'tarmayman dedi. Shunday qilib fitna boshlandi. Mana endi Imom Ahmadni haqiqatan azoblashni boshlandi. Kiyimini yechinglar, ushlanglar, olib boringlar unda. Kelib imomni ushlab, kiyimini yechib ana shu urushlikka olib borishdi. Buyurildi. Uriladigan, kaltaklanadigan kishining qo'llari ikki tarafga tortib baylab qo'yiladigan yog'ochni olib kelishdi, qamchini olib kelishdi. Imom Ahmadning o'g'li Solih aytadi, otamda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sochlari tolasi bor edi. Shuni bir lataga o'rab, yengiga o'rab olgan, chigib olgan edi. Kiyimini yechayotganda boyaga bog'langan narsani Isoq ibn Ibrohim ko'rib, "Nima onovi?" dedi. Rasulullohni sochlari dedi. "Ha, yolg'on gapirdi. Kiyimini yechib o'tga tashlab yuboringlar" deydi. Ammo Mu'tasim, "Yo'q" dedi. "Yechib qo'yinglar" dedi. Imom Ahmad aytadi, "Keyin ikki yog'och orasiga olib kelindim. İki qo'lim bog'lab tortib qo'yildi. Shu yerga yaqin, shu joyga yaqin joyga kursi olib qo'yildi." Xalifa o'tirdi, yonida uni vaziri Ibn Abi Zuvat. Odamlar kuzatib turibdi, endi nima bo'ladi? Imom Ahmadni qo'lini bog'layotgan soqchi kelib, sekin quloqiga aytdiki, bog'layotib. Yog'ochni mahkam ushlab ol dedi. Men uni so'zini tushunmadim dedi. Ya'ni bu odam odamlarni urib, bu ishlardan xabardor bo'lganligi uchun haligi yog'ochni mahkam ushlab olsa, qamchi bilan zarba berilganda yiqilmaydi, qo'li chiqib qolmaydi, qo'li sinmaydi. Imom Ahmad tushunmadi. Yog'ochni ushlamadi, o'sha birinchi zarbalar tushgandaylar oldiga ketib qoldi, qo'li bog'langanligi uchun tortilib, mana bu rusqi deyiladi, shu yerda chiqib qoldi. Imom Ahmad to'g'ri aytadi, keyinchalik ota mana shu rusqidan ko'p bir alam chekib, mashaqqat chekib yurdi. Xalifa, jallodlar kelsin dedi, kelishdi. Ularni qo'lidagi qamchini ko'rib, xalifa qanoatlanmadi. Qattiqroqni olib kelinglar dedi. Qattiqroqni olib kelishdi. Uni ko'rdida unga qanoatlandi. So'ngra xalifa jallodni yoniga chaqirib turib o'zini, "Alloh qo'lingni quritsin, ur" dedi. Azob berish boshlandi. Birinchi jallod ikkita zarbani qattiq berdi, orqaga chekindi. Ikkinchi jallod keldi. Xalifa unga ham baqirdi, "Alloh qo'lingni quritgur, ur" dedi. U ham ikkita zarba urdi, orqaga chekindi. Shunday qilib xalifa tinimsiz buyruqni berib turdi, ikkala jallod ikki zarbadan urib navbat-marobat almashdi. Imom Ahmadning yonida xalifa o'tiribdi. Vazir, saroydagi ayonlar, tashqaridagi xalq nima bo'layotganini bilmasdan takbir aytib turibdi. Shu vaqt saroy kishilaridan biri aytdi imomga, "Senga voy bo'lsin. Seni qarshingda seni imoming, xalifang turibdi. Qanday bunga osiy bo'lasan?" dedi. Xalifa keldida qo'lidagi qilichni o'tmas tomon bilan imomni urib turib, "Ey" dedi. "Sen manolarni hammasini yengaman deyapsanmi yolg'iz o'zing?" dedi. Ya'ni shuncha olimlar turibdi, hammasini yengaman deyapsanmi dedi. Xalifani yonidagi ana shu yomon bitonalar aytishdiki, "Ey Amirul Mu'minin, bo'yniga qilich uring uni." Keyin Mu'tasim avvalgilardan ko'ra kuchliroq, qattiqroq bo'lgan jallodni chaqirtirdi. Keldi. Xalifa so'radi, "Qamchilab urib o'ldirish uchun qancha zarba berish kerak?" Bo'yiga jallod, "5 yoki 10 ta, 15 ta yoki 20 ta zarba" dedi. Xalifa avvalgi jallodlarga urib orqaga chekinishni buyurgan edi, endi bunga nima dedi?
ur dedi. Onu ur, öldür. İşini kança etten al bitirsen şunca yakışı dedi. Ben şimdi cellat öldürüş gibi yaptı. Urdu, urdu, zarba getirden zarba, ontadan ötüp gitti zarbaladı sonra. İmam Ahmet'in küreleri yırtılıp, yelkesinden yerine konakıştı başladı. Ama bana şimdi bir zayıf cismi bilen, bunca zarbalaya bardaş verirken ege, hamma hayalan turarıdı. İshak ibn İbrahim, mırşablarının reisi, emir al-muminin, bu kişinin cismi zayıf, ölüp kalmasaydı, deyip havatır aldı. Halife olsa sözümü eşitliği dedi. Resulullah ki bugün karımdaşlığım hakkı, me etkenler sana aytadı, yok ki ölüp getirdi dedi. İshak, menge ruhsat verin, barıp yapırayı dedi. Ruhsat verdi. İmam Ahmet, bana şimdi bir maşakkat azabda, aslada hareketlenemiydi. Nime bu ekene yine aile ameye durdu. İshak sakin gelip, piçire baktı ki, ey Ahmet, kursan bul. Amirul Mu'minin özünü sözden kayttı, tavba kıldı ve la ilahe illallah diye yaptı dedi. Yalan yapardı, hile işletti. İmam Ahmet, bana şimdi bir zayıf halatı da, ihlas kelimesi, bana buna ait hemen. La ilahe illallah dedi. İshak ey Amirul Mu'minin, uzzetteyken yaptı etti dedi. Yani zarbalarda tohtaçlık için bana şu yalan yaptı işletti. Kasır içi de ilerde avazı götürülüp gitti. Yani mağlup oldu degendik. İçkere de ilerde avazını eşitip taşkada ilerde avazı götürüldü. Halife taşkada nime kabul etkeni böyle şimdiki adamı çıkardı. O adam kayıtıp geldi de ey Amirul Mu'minin adamlar sizge karşı camlarını duruştu. Ahmet'in de hambalını çıkarıp yuvarlayın. Elbette ben sizge nasihat göllerden ben dedi. Hakikaten taşkada halk içkere de işte narazı olup takbir edip avazını götürüp bakır çakır duyan dedi. Halk da bu karşı durganı körüp, halife kozgolandan korktu da, kiyintiriler dedi. İmam Ahmet kiyintirişti, kasırdı derezasından o barı halka şimdi kürsatı koyuştu. Adamlar özlerinin imamını körüştü. Ama kalte yegeniden, zarbe yegeniden, onların haberi yok. Pastan durup, ey Abi Abdullah, nime dediyiz? Biz hem boşuna ayet edelim dedi. Hemme kütüp duruptu, imam nime deydi. Hatta ayrım adamlar, koluge, kogazı bulan kalamını alıp, yazışken tayyar turuşuptu. Şunda İmam Ahmet ne mehem der edim ey ashabul ahbar yazınlar, ey adamlar güvah boliler, elbette Kur'an Allah'ın kelamı mahluk emez dedi. Adamlar şunda da yazıp alıştı. Halifanı aldığı kadar ab gelişti. Halifanı gazabı yana ziyada oldu. Çünkü adamlar da özünü akidesine buralardırken fırsat getip kaldı. Yana uğraylar dedi. Cellat yana uğruştu başladı. Kolin kuru gör, ur dedi. Urdu, urdu. İmam Ahmet huşudan ketti şurdu. Ama köz aç halat değildi. Huşudan ketti de böylemezden yana uğruşu olurdu. Anca uğrulgenden ki tohtadı. İmam Ahmet özü ekildi. Su ap gelişti, bana onun içi aldı. İmam Ahmet roza yedi. Bana şunu diye halat edin. Ramazan ayıydı bu. Rozadar adam mı? Bana şunu diye bir azablaştı. Rozamı açmayayım ben dedi. Rozasını açmadı. Keyin imamını kama koyuştu. 30 ayga yakın. Bu vakit içinde Müslümanların olması Halife Mu'tasim'in işinden, atrafı da gelen işinden narazı olup bana verdi. Halife bundan korktu. Şunda İmam Ahmet'in amakisini çakırıştı da İmam Ahmet'in önce topşırmıştı. Üyünge yap gitti. Şunda kılıp İmam Ahmet özünü üyüge bağırdı. Ama Halife amır kıldı. İmam üyüden çıkmıyordu. Adamlar üşüleşmiyordu. Ders vermiyordu. Eşiği aldığı karavullar koyuldu. Şu halet Mu'tasim'in vefatı geçe devam etti. İmam Ahmet rahmetullahi aleyhinin kalbi taze, pakize insanıydı kalbi. Bana çünkü bir meşakkatke salışı yıkarmazdan o kişiyi zulüm kıyanlarını avf kıldı. Avf kıldı. Elbette bu avf kılıçlığını, keşilişliğini en âli misaliydi. O kişi Kur'an'da bana şu avf kılıçı hakkındaki ayetlerini okurdu. Estağfirullah. وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَخُوا Allah Teala dedi, belki onlarını avf kılıp geçirsinler. فَمَنْ عَفَى وَاَصْلَحَى فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Yani kim avf kılıp, onge zulüm kıyanlı, ortanı ıslah kısa, bas bu kişinin acri Allah Teala'nın zimmesinde kaladı. İmam Ahmet dedi, bana şu ayetlerini, tafsirini okup dedi ki, kaçan iki ümmetler kıyamet günü de kayın bularken Rabbül Aleminin huzuru da. Ne daha kılı için ne daha kıladı. Kim ne? Allah Teala'nın zimmesi de acri bulsa tursun. Şunda, şunda kişiler duradı ki, onge zulüm kılgenlerini şu dünyada avf kılgen kişiler buladı bunlar.
Yani zulüm körgen bir insan var ki turadı da onge zulüm kıyanını şu dünyada türüp ölmezden avval av kıladı. Bana şularge Allah da Allah onların haklarını, acılarını ata kıladı. Şunu için ayetlerdi ki İmam Ahmet beni öldürgenlerine av kıldım. Men tüfeğiyle Allah da Allah bırakın bir kişini azablaştığını haklamayayım ben deydi. Ana avını keçirip koyuşluydu, bağırı kengliydi, keçirimliydi en ali misali. Ayrım adamlar yetişti. Ey imam, hiç olmasa bir duayı batıp koymuşsun bulardı. Şunda İmam Ahmet cevap verdi. Mâ sabara men da'a ala zalimi. Zalimini duayı batkıgen kişi sabır yemez dedi. Kim sabır eken? Kargama gen, boynu yüzülsün, tayinde kalsın, onu kıyap yok. Onge zulüm kıyken de şu dünyadan çıkıp gitmezsen durup av kıldım deyip koygen adam. Şimdi kim karga gen bulsa, duayı batkı gen bulsa demek bu adam sabır yemez eken deyip İmam Ahmet rahmetullahi aleyh hediye yaptı. Abbasilerden üçte halife, Ma'mun, Mu'tasim, Al-Vasik. Bunlar özlerine, ana şu akidada daşken, Mu'tazile, fırkasından bugün kişilerini yakın kılıçtı. Ular da akidasını özlerinin akidası Katar'ı kabul kıldı. Çünkü bu koruda mülki, saltanatı, kuvveti bulup durup bu halifeler birinketini yıkıla uğurdu. Ama hak, hüccet egesi bugün İmam Ahmet özünü sözü de sabit durdu. Mu'tazileler Kur'an'ı Allah'ın kelamı yemez. Kur'an'ı mahluk değişti. Elbette bu buzuk akideydi, bu natoğru narsaydı. Bunda bir buzuk narsa, buzuk akide, natoğru yol uzak duruşu mümkün mesedi. Zira Allah Teala dedi, estaizu billah, fe emmez zebedu fe yedhebu cufa'a. Yende köpük çıkındı, öz özüden yugup getir. Bana ki kelip ketadigen narsalar köp bogan ümmetimizin tarihada. Asıl narsa kola vurgen. Asıl narsa kola vurgen. Halife Ma'mun İmam-ı Ahmet'ni kelte ile mahçı, azabla mahçı buldu. Ama Allah Teala onu acelen yetkizdi. Ama onun ülkesi Mu'tasim, herkesi kımagen iş tıkıldı. Halife Mu'tasim, ana şu meşhur Amuriye cengide ülken bir galiba gelişken idi. Bana şu cengi çıkışlığı sebep, bir Müslüme ayağını, ana şu meşakkat görüp, aziyet görüp, zulüm görgen de, va Mu'tasim'e degen nidası sebep bugen idi. Bana şu ayağını nidası ki, labbeyki ye uhta da bakırdı Halife Mu'tasim. Bu kişi harbi kişi bugen. İlimden uzağı bugen, değerli bir savatsız ümmi adam bugen. Ama harbi maharatı da şubaha yok idi. Ana şu ayolun nidası gelip bey dedi, barıp mana şu cengde ülkenin galibini kulge kirildi. Halife Mu'tasim bana ümmilik yakın, savatsız adamıdı. Ettik bunu. Yani bunge onu aldı da Türkiye'nin maslahatçıları, vazırlarını, buzuk akide egesi ekenliğini kutsuz. Bu kişinin adaşlığı kançalar yolu asan bugünlüğünü yem köresiz. Öz ilimsiz, savatsız, yana da maslahat bir adıya vazirleri buzun akidedeki kişiler, yedi bu adamla buzulup geçiş hakikaten osanıdı, akide yoladı. İmam Ahmet'ni, maşakkatke koyanını, kamalganını körüp halk halifeden narazı oldu. Bundan hava tıkıldı, imamını koyup yubardı. Ta 227. yıl geçe, halife Mu'tasim ve vefat etkinge kadar İmam Ahmet bana şunu bir üyü kamağıda kaldı. Bana şu 9 yıl bu bala toxtamadı. Halife Mu'tasim vafat etkeneden keyin ornige halife Al-Vasik oldu. Vasik halife oldu. Şimdi Mu'tazililerden bugün vazir Ahmed ibn Abi Zuad halife Ma'mun'un vazir bugün idi. Halife Mu'tasim'un vazir bugün idi. Bana şimdi 3. kereken halife Vasik'e hem vazir bulup konuştukça yol taptı. Halife Ma'mun marifatlı, ilimli, sakafatlı kişiydi. Mu'tasim harbi kişiydi, ilimden uzakıydı. Şimdi üçüncü kegen halife Vasik, özünü ilim marifatı, sakafatı da Ma'mun'a uşak yeterdi. Çünkü ayrım adamlar bunu ikinci Ma'mun da koyuş aradı. Ben şimdi halife Vasik davrına geldik. Halife Vasik, ilimlik, sakafatlik, marifatlik adamıydı. Yani bu, musikanı yakış görerdi, gınanı. Yaş görgenliği şu derece dedi ki, özüyem ara çürede şu gina akıp durardı. Aşırlığa itip durardı, halife. İlimlik, marifatlik. Yana da atıkıyda da adaşken Mu'tazileler var, yani gina'nı yaş görerdi. Hatta özünü etken aşırlılarından ayrımları yüzde getkenidi değil adı.
Halife Al-Vasık'ın halifelik davri başlangıcından keyin İmam Ahmet çıkıp adamlara ders verişini başladı. Çünkü yangi halife tahtga oturdu. Davlatın işlerini yangidan tartibga keltirishlik kerak. Shu narsalar bilan davlat avara bo'ladi. Shunda İmam Ahmet çıkıp adamlara ders açışını başladı. Ama Bağdat'ın kazısı halifanın vazirine maktub yazdı. Ahmet ibn Hanbal çıkıp adamlara ders verişini başladı. Endi Halife İbn Abi Zuat, Mu'tazilalardan bo'lgan vazir, buzuq aqida egasi, bu keyingi halife Vosiqni ham İmam Ahmet ibn Hanbalga qarshi qilmoqchi bo'lib, shuni payiga tushib qoldi. Ya'ni mana uyundan chiqmasdan o'tirib buyurilsa ham, baribir chiqib dars beryapti ekan deb, Vosiqni ham İmam Ahmetga qarshi qo'ymoqchi bo'ldi. Endi mana shu qilmoqchi bo'lgan harakatlardan xabardor bo'lib turgan saroydagi boshqa kishilar Ahmet ibn Hanbalni yaxshi ko'radiganlar borib buni xabarini yetkazishdi, İmam Ahmet darsini to'xtatib turdi. Toki Halife Vosiq bu ishga kirishib turib, bu ham uyingdan chiqmaysan, dars bermaysan deb ochiq buyruq berib qo'yishidan avval o'zi darsini nima qildi? To'xtatib turgan bo'ldi. Endi İmam Ahmet dars bermay qo'ydi, to'xtagan. Vosiq ham indamadi. Chunki agar İmam Ahmetga tajovuz qilsa, yana bir aziyat berishga o'tsa, odamlardan norozi bo'lishdan qo'rqdi. Shunday qilib İmam Ahmet Vosiq vafot etgunga qadar ham dars bermasdan o'tirishlikka majbur bo'ldi. Odamiki İmam Ahmet o'zini chekiga olib jim yuribdimi? Vosiq ham ish olmay qo'ydi. Endi mana shu paytda İmam Ahmetdan tashqari ham Abbosiylarning bu buzuq aqidasiga norozi bo'lgan, bunga qarshi chiqadigan ulamolar bor edi. Faqatgina Ahmad ibn Hanballa qarshi-yu, qolgan hamma rozi emas edi. Ana shu kishilardan Ahmad ibn Nasr al-Malik al-Xuzoy. Bu kishi botinning oldida quvvat bilan turib so'zladi va mana shu tutgan ishi u kishini tarix valalarida qoldi. Davlatni botil ustida turishi, xalifani botil kishilarni o'zining atrofida jamlashligi, nohaq ishlar davlatga hukm surayotganligi, haqiqat egalari sukut saqlashligi to'g'ri emas deb bildi. Va Vosiqni mamlakatiga qarshi, Abbosiylarni davlatiga qarshi bu Ahmad ibn Nasr inqilob uyushtirmoqchi bo'ldi. Endi uzoq qissa, xulosasi belgilangan kunda kelishilgan bir belgilar zohir bo'lganidan keyin xalq Vosiqqa qarshi inqilob qilishligi kerak. Ammo xulosa shu bo'ldiki, bu inqilob fashalga yuz tutdi. Ular inqilobni qilisha olmadi, revolyutsiya qilisha olmadi. Ahmad ibn Nasrni tutib Halife Al-Vosiqni oldiga olib kelishdi. Qolganlarni qo'yib yubordi, chunki mana shu inqilobda boshida turgan, asosida turgan kishi Ahmad ibn Nasr bo'lganligi uchun shuni o'zini so'roq qilishlik kifoyalandi. Vosiq shu narsa bilan qolganlarni qo'yib yubordi. Vosiq, Halife Vosiq Ahmad ibn Nasrni olib kelib so'roq qildi. Qur'on haqida nima deysan? Qarang, u inqilob qilding, sen davlatga qarshi odamlarni yig'ding, inqilob haqida savol yo'q. Qur'onda mahluq deysanmi, demaysanmi? Asosiy g'ami shu. Asosiy g'ami shu. Bu paytga kelib, bu 231 hijriy yil bo'ladi. Ahmad ibn Nasr 80 ga kirgan, ilmli, ma'rifatli, soq-soqol, oppoq bir jalil oqsoqol edi. Qur'on haqida nima deysan dedi. Ahmad ibn Nasr u Allohning kalomidi. Mahluqmi deb so'radi xalifa. Ahmad ibn Nasr u Allohning kalomi dedi. Keyin Halife boshqa masalaga o'tib aytdi ki, Robbingni qiyomatda ko'rasanmi sen dedi. Mu'tazililarning aqidasiga ko'ra, banda Robbisini ko'rishi mumkin emas deb ishonishar edi. Biz Alloh taolo ko'rinadi deymiz. Jannatga borganda mo'min odam ko'radi, lekin u ko'rish kayfiyatini biz sifatlab aytib bera olmaymiz. Kayfiyat unga bir shakl bermaymiz. Ular Allohni ko'rib bo'lmaydi deb e'tiqod qilishar edi. Shuning uchun so'rayapti. Sen Robbingni ko'rasanmi? Ahmad ibn Nasr, ha, rivoyatlarda shunday deyilgan dedi. Vosiq aytdi, senga voy bo'lsin. Alloh ko'rinadimi? Xuddi mutajassim mahluq kabi ko'rinadimi? Makon uni sig'diradimi? Qarovchi uni ko'radimi? Bunday sifatning egasi bo'lgan Robga men kofir bo'ldim dedi. Ya'ni sen aytgan Rob ko'rinadigan bo'lsa, bu Robga men kofir bo'ldim dedi. Ya'ni kishi do'stini dinida bo'ladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kimni do'st ekanini qarasin degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun yonidagilarning ta'siri xalifaga o'tyapti-da,
Şu paytgacha yaşayıp yurgan Müslümanlarda akidasiga xilof e'tiqodni odamlarga majburan o'tkazaman deb turibdi. So'ngra Vosiq o'zini yonida turgan kishilarga qarab, mu'tazili bo'lgan fuqaholar, ulamolarga qarab, sizlar nima deysizlar? Ular aytishdi, bu kishining qoni halol deyishdi. Yani bu kishining qoni halol, buni o'ldirib olsa bo'laveradi. Ahmad ibn Abi Zuhat, vazir, ey amirul mu'minin, bu kishi qarib qopti. İhtimol aqli ham ozib qolgandir. Bu odam ishini keyingiga qo'yib turmaymizmi? Keyingi keyinchalikka. Vosiq vazirini shafoatini qabul qilmasdan aytdiki, bu o'zini kufrida turib olyapti. E'tiqodida qoyim turibdi. Somsomani olib kelinglar dedi. Somsoma arablar orasidagi mashhur ulkan bir katta qilich edi. Uni olib kelib berishdi. Keyin xalifa Vosiq yonida turganlarga qarab, biz tanımayan sıfatlar bilan sıfatlangan, biz ibadet kılmaydigan, Rabbiga ibadet kıladigan, o kafirni Ahmad ibn Nasr'dan. Aldıge basıp baradigan her bir kademimden acirini ümit kılaman. Bu şimdi ilahke sığınıyordu ki biz onu tanımayız, biz onu sıfatlar bilan sıfatlanmayız, bu kafir bu. Özün çapaman ve bana şu, çapışlık için basıp baradigan her bir kademimden acirini ümit kılaman dedi. Büyürüldü, cellatlar, Ahmad ibn Nasr'ni kundagi yotqizishdi, boshini bog'lab ip bilan tortib turishdi. Xalifa Vosiq keldi, o'zi qilichni ko'tardi, boshini uzdi. So'ngra buyurdi. Yozilsin, varaqqa yozildi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu Ahmad ibn Nasr al-Xuzoiyning boshi. Uni Allohning bandasi al-Imomul Harun Vosiq billah Amirul Mu'minin uzdi. Xalqul Qur'on haqida aytgan so'zi uchun. Bas Alloh uni o'zining oloviga tezlashtirdi. Bu maktubini ana shu Mu'tazililardan bo'lgan kotib Muhammad ibn Abdul Malik az-Zayyat yozdi. Ana shu qog'ozni parchasini Ahmad ibn Nasrni boshiga, quloqiga ilib, Bag'dodni janubi sharqidagi eshigiga oborib ilib qo'yishlikka buyurdi. Bu yerda bir necha oy turdi, keyin Bag'dodni janubi g'arbi tomondagi eshigiga oborib ildi, shu yerda ham uni boshi turdu. 231 yılda Şaban ayında mana şu iş nihayesine yetti. Onun cesedi Samurra'da 6 yıl kop getti. 6 yıl geçe başıbının cesedi birleşkeni yok. Keyin bir kılıp kömüştü. Demek bu uluğ imam buzu akide gelse bugün mutezirliler ki mana şimdi bir salabat bulan, haybat bulan turdu. O kişinin şimdi katıl kılıçtı. Ahmad ibn Nasr al-Huzayi hakkında Ahmad ibn Hanbal'ga haber yetkizişti. Mana şimdi iş buldu. Şunda İmam Ahmad, Allah ona rahmeti gelsin. Ne kadar sahih insan, tahkik özünü canına fida kıldı dedi. Adamlar Ahmad ibn Nasr'ını şahitdi ve içişerdi. Hatta bana o kişini katıl kılışken eden ki, bana anca vakti ötken eden ki, adamlar da ortası da haklı sözler köpeğiydi. Burturma sözler, anlaşılardan bittersi. Ahmad ibn Nasr'ın başı üzülgeneden keyin ta kömül günge kadar Kur'an talavatı durardı. Degen gepen bu. Elbette yani bu borttırma. Lekin adamlar da orası şu yap tarkadı. Hatip al-Baghdadi aytadı. Ana şu Vosiqdan keyin tahtniye gelgen mütevekkil. Ana şu halife mütevekkil bu fitnege çek koygenedi. Mütevekkil tahtge oturgeneden keyin onu huzuruge Abdülaziz ibn Yahya al-Mekki kirip ey amirul mu'minin Vosiqning ishidagi eng ajib narsa, u Ahmad ibn Nasrni qatl qildi. To dafn qilingunicha Ahmad ibn Nasrni tili Qur'on tilovat qilib turdi-da, dedi. Endi bu gap mutavakkilga og'ir keldi, sababi Ahmad ibn Nasrni qatl qilgan akasi Vosiq edi. Bu gapni eshitdi, yoqmasdi endi albatta xalifaga. Mutavakkil keyin xalifa bo'lib turganidan keyin yoniga Abdulmalik ibn Zayyad kirdi. Muhammad ibn Abdulmalik ibn Zayyad. Boyagi maktubni yozgan kotib. Ahmad ibn Nasr'ni quloqiga ilib qo'yildi-yu maktub. Shuni yozgan kotib kirdi. Xalifa mutavakkil aytdi. Ey ibn Zayyad, Ahmad ibn Nasr'ni qatl qilinishida ko'nimda bir narsa bor-da dedi. Ya'ni akam qatl qildi o'shini, shuni ishi to'g'ri bo'ldimi-kin degan ikkilanish bor menda deyapti. Shunda ibn Zayyad aytdiki, "Ey amiral mu'minin, akiz Vosiq uni kofir holda qatl qilmagan bo'lsa, Alloh meni kuydirib yuborsin" dedi.
Sonra onun huzuruna Harsama girdi. Halife mütevakkil o Harsama'ya karab durup, ey Harsama, Ahmad ibn Nasr'ın işi de kalbimde bir nasa vardı dedi. Harsama etti ki Amir al-Muminin, vasih onu kafir halatta öldürgen, eğer şunu bulmasa Allah beni parça parça kıptaşasın dedi. Sonra mütevakkilini aldı ki Ahmad ibn Abi Zuad girdi. Halifanı vazire. Ey İbn Zuad, Ahmad ibn Nasr'ın katılıda kalbimde bir nasa vardı dedi. Şimdi Ahmad ibn Abi Zuad dedi, Amir al-Muminin, eğer halife vasih onu kafir halde öldürmeyen olsa Allah beni şal kılsın dedi. Elbette bunlar şunu değildi çünkü bunlar özleri mutezili boyu adamlar. Keyinçelik halife mütevakkil bu fitneye çek koyup mutezillerde işini tohtatkeneden keyin İbn-i Zayyat da apkeli küldürüp yuvardı. Niyeti yetsin. Niyeti yetti. Harsama kaçıp gitti. O kaçıp sahrada Huzayilerinin kabilesine düş geldi. Ahmad ibn Nasr ana şu Al-Huzay kabilesi denedi. Şimdi Harsama'nı Huzayilerden bir tanesi tanıp kalıp öy Huzay kavmi bana o adam sırada karındaşlar Ahmad ibn Nasr'ını katıl kıyan. Hücum kılıçtı, parça parça kıtaş açtı. Bu yan niyeti gitti. Ne demek yanıdı? Eğer Ahmad ibn Nasr kafir olmasa Allah beni parça kıvarsın de yanıdı. Allah onu bana parça parça kıtaşadı. Ahmad ibn Abi Zuad kaldı. Vazir. Onu ne demek yanıdı? Eğer vasık Ahmad ibn Nasr'ını kafir halde öldürmek yanıdı Allah beni şalkısın de yanıdı. Allah da Allah cesedini yarmını şalkı koydu. Onu özünü cesediye kamap koydu. Ve bana şu halatı da ölüp gitti. Ahmad ibn Nasr rahmetullahi aleyh kafirmasıydı. Mu'tezililer akidası buzulgenliği anıgıdı. O kişi hakkıdı. Çünkü üç alasını sonra gene Allah da Allah verdi. Ahmad ibn Nasr hak yolu da bana şimdi vefat etti. Onun düşmanları ise akıbeti bana şimdi bir ayançlığı buldu. Bana şu Halkul Kur'an fitnesi de közge körüngen ulamalardan Nuaym ibn Hammad Mu'tasim davrada 223. yılda kamakka salındı. Samurra kamakı da ayak kolları zancirlengen halde acele yakınla gelin kıskıldı da bana şu zancirlerden dafın kılıçını vasiyet kıldı. 228. yılda vasıkın hilafatı davrada vefat etti. Onu yuvuşmazdan, kefenleşmezden şunu bir çukur yapıp taşlar bir barıştı. Nuaym bilan birga yana Yusuf ibn Yahyo al-Buvaydi ham qamalgan edi. Al-Buvaydi İmam Shofiyning shogirdi. Agar esingizda bo'lsa İmam Shofiy darslarini o'qiganimizda 3 ta shogirdiga baho bergan edi. Sen degan edi Buvaydiga qarab, oyoq qo'lingda zanjirband holatingda vafot etasan degan edi. Oyoq qo'ling zanjirband holatda vafot etasan degan edi. Bu İmam Shofiyni farosat ilmi egasi ekanligi, ahli farosatlardan ekanligi bitta dalil bo'ladi. Hakikaten Abu Ayti kolada zancirleri bilen Türkan hala da vefat etti. Ustazı İmam Şafii'nin etken sözü bana hak buldu, rayıbge çıktı. Bu Ayti'nin bir acayip sözü var bana şu Halkul Kur'an meselesi de. Bilesiler Allah Teala Kur'an'da merhamet kıyan, estağidu billah. İnnemâ amruhu izâ arâda şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Elbette Allah Teala bir nesene kımahçı olsa Allah'ın işi kun deyiş. Yani bol deydi. Şu bilen hemen yok boladı. Bu ayet yaptı. Allah barça mahlukatını bir yine kun bol sözü bilen yarattı. Eğer kun mahluk olsa demek Allah mahluk bilen mahlukları yarattı dedi yanında. Yani bu ayet ettikken kun Kur'an ayeti mi? Kur'an ayeti mi? Demek Kur'an Allah'ın kelamı. Eğer onu mahluk deyiş boyu mümkün olsa, mahluk bile Allah-u Teala mahluk yaratıp degen idi. Vasik davrada fitne tohtamadı. Halife Mamun 212. yılda Bağdat'ın Mirşablar reisi İshak ibn İbrahim'e yazgı mektubu bilen bu fitneni başladı. Mamun davrada, Mu'tasim davrada, Vasik davrada bu fitne tohtamadı. Elbette bu kıyan iş için kıyamette cevap verdi Halife Mamun. Vasik davrada fitne toxtamadı. İmam Ahmad'ga aziyet verilmeye koydu. Yani Vasik korktu.
Hususan Ahmad ibn Nasr'ın kıyan hareketinden ki, eğer Ahmad ibn Hanbal'ye yine aziyet etkisem, yine kozgolan, yine inkılap bulmasın dedi de, İmam Ahmad'ın öz haliye taşlap koydu. Bana şimdi, şu fitnanı tohtaşıge sabah bugün işte, subat kıyan bulamız. Nahat da bir acayip, bir ibretli kıssa ki, ümmet dışı da ahli ilimler, ulamalar da bol şey, hançalar muhumligini köremiz bu kıssada. Adaşken taifalar, fırkalar, bunların roparası da fakat gene ulamalar türü bir alışlığı. Eğer ulamalar bulmasa, halk şimdi adaşıp geçişi asanlığını köremiz. Bana şu fitnanı yok bol şeyge, tohtaşıge sebep bugün kıssa. Bu halat, ta Şeyh Ebu Abdurrahman, Abdullah ibn Muhammed Adrami, vasıkını huzurunda vazir bilen kıyan, bahsi geçe şimdi devam etti. Şu bahsdenken bu fitne tohtadı. O kısa kuyuda geçiyordu. Halifanı aldı ki, Ebu Abdurrahman, Abdullah ibn Muhammed Adrami'yi de alıp gelişti, zancirben. Adrami aitti, Mu'tazili vazirge. Ey İbn Abi Zuhad, özünü sözün hakkında menge haber ver. Yani Kur'an'ı sılar, mahluk değilsiler. Şu sözün hakkında menge yapar. Bu söz, dinle dahilge kirgen, aitilişi vacib olgan söz mü? Eğer şu sözü bir adam etmese, onu dini kamil bu muydu mu? Vazir ha dedi. Yani Kur'an'da mahluk demese, bir kişinin imanı iman bu muydu, onu dini tola bu muydu deyenler. Ha, ayçi gereği dedi. Adrami aitti. Menge Resulullah hakkında haber verdi. Uzat, Allah Ta'ala Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber kılıp yuburgen vakti de, Muhammed Aleyhisselam vahiyden bir arnasını yaşayıp koyanlar mı? Resulullah bir keyen vahiyini op koyan mı ya hamasını yetkizgen mi? Yok yaşırmayan hamasını yetkizgen. Adrami aytdi. Resulullah seni Kur'an mahluk degen sözünge davet kıyan mı? Vazir sükut kıldı. Bunda savaldı kütme genedi. Şunda Şeyh Adrami vasıka arap durup ey amiral müminin bir dedi. Yani bir onu oldu. Halife, ha, ver dedi. Bruno. Adrami devam etti. Menge haber ver. Allah Kur'an'da Al-yevme akmeltu lekum dinekum. Bugün men sizlerine dininizini kamil kıldım dedi. Dinini kamil kıldım degen cahide Allah sadık mı? Ya Kur'an'da mahluk deyip etmese din kamil bu muydu degen sözünde sen sadık mı dedi. Allah dinini kamil kıldım dedi. Allah rastgele yaptı mı? Ya ki Kur'an mahluk demese din kamil bu muydu diyorsan sen. Sen sadık mı? Sen rastgele mi? Bu bahs bir başka şey üslupta buldu. Bahs münazarege hüccet dalil getirişlik ki usta bugün Ahmad ibn Abi Zuhad bir anlası diyamada sükut kıldı. Şeyh Al-Adrami ey amir al-muminin iki dedi. Halife ha İki dedi. Al-Adrami devam etti. Menge özünü sözün hakkında haber ver. Resulullah, bana şuna sana bilgenler mi yok ki bilmeyenler mi? Kur'an'lı mahluk değişlik ne bilgen mi bilmeyen mi? Eğer bir yerde İbn Abi Zuhad Resulullah bilmeyen, cahil bugen dese Resulullah'ın ilimsizliği de bilmeyen buladı. Eğer Resulullah bilmeyen, Resulullah cahil bugen dese, özünü akidesi ki körüyem kafir buladı. Resulullah bu nesini bilgenler dedi İbn Abi Zuhad. Şeyh Al-Adrami, şu nesini Resulullah çakırgenler mi? Resulullah bilgeneken, Kur'an'da mahluk deyiş diye demesliği hakkında bilgeneken, yani Resulullah Kur'an'da mahluk deysen deyip etken mi? Mu'tazili vazir sükut kıldı. Şeyh ey amir al-mu'minin, üç dedi. Halifeyem, üç dedi. Üçün ol. Demek üçüyle bergen savalıya İbn Abi Zuhad'ını makamadı. Cevap veramadı, sükut kıldı. Şeyh dedi, ey İbn Abi Zuhad, sen etkenler sana Ebu Bakır Sıddik, Ömer İbn Hattab, Osman İbn Affan, Ali İbn Abi Talib raziyallahu anhu mecmain. Ular bilişken mi, bilişmeken mi? Kur'an'da mahluk deyiş kereye kereye mesleğini bilişken mi, bilişmeken mi? İbn Abi Zuhad bilişmeken ular dedi.
Şunda şayh karab durup, sen Hulafa-i Raşidler bilmeken sana bilip kal diyeyim onda dedi. Yani dinini, bu dinini düşünüşlüğü de kim bilimli rak? Turala halifadan. Resulullah muhtagan taife, sahabalarda en abzalı bugün tuttu sahaba bilmeken sana sen bilip kal diyeyim. Şunda İbn Abi Zuhal hıcalat bulup, az gene cim tuttu, beni keçirip koy, ben adaşıptan, ula bilişken dedi. Şayh devam etti. Ular bilişken bosa, nima uchun odamlarni shu narsani aytasan deb chaqirmagan ular? Sen chaqirib majbur qilgan kabi. Vazir sukut qildi. Shayx davom etdi. Ular bu narsa haqida sukut qilishgan ekan, sen ham shu narsa haqida sukut qila olmadingmi dedi. Ya'ni xulofa roshlar bilishgan deyapsan, ha xo'p. Chaqirishmagan, bu masalani ko'tarishmagan, yof qo'ygan. Ular qilmagan ishni sen qildingmi? Vazir sükut kıldı. Sonra Abu Abdurrahman Al-Adrami halifeye karab, ey amirul müminin, bu Ahmed ibn Abi Zuhat, sizi vaziriz, mutazili vazir. Bahs kılgeni kadir buma yaptı. Keyin ağır sözünü aytdı. Ey amirul müminin, bu kişi aytgani dek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Hattab, Usman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib raziyallohu anhum ajma'in. Ular bu narsani bilib turishib, aytmaslikni o'zlariga sig'dira olishgan. Bilishgan ekan, demak qo'rgan ekan, siqqan ekan shu narsa ularga aytmaslik. Agar ular sukut qilgan narsa haqida siz sukut qila olmasangiz, Alloh sizni sig'dirmasin. Ularga sig'gan narsa sizga sig'madimi? Jim turdilar, shu narsa sig'di ularga. Endi indamay qo'yish sizga sig'madimi dedi. Halife Vasık bu sözlerden dahşet geçişti. Keyin, ha, doğrusu şu, şahidi kolunu boşaltıyorlar dedi. Sokçiler, bu uluğ şahidini koludaki zancilerini geçip yerge taşlaştı. Şahid, şaşkanışı yerdeki zancilerini kötardı da koluyu alıp bağırı yemekke basıp aldı. Şunda halife soradı. Ulardı, nemeki koluyuzge aldıyız? Ağır bizi azat kıldı ki o dedi. Şayx sözünü eşitin. Eğer vafat etsem, onu beni kefanım içine salıp kömüşlerine vasiyet kılaman. Ta ki kıyamet günü de, Allah'ın huzuru de, bana bu zalim Ahmed ibn Abi Zuhat bilen husumatlaşıp, ey Rabbim, neme üçün beni buna zancir bant kıldı? Neme üçün ailemi korkutu de, Rabbim geçki ayet kılaman dedi. Keyin yığladı. Onu yığısından tasırlanıp, halife Vasık ham yığladı. Şu yerdeki hem adam yığladı. Şayx'a, meni keçirip koyun. Kıyamet günü de men bilen husumatlaşmayın dedi. Sonra buyurdu, 400 dinar pulunu alıp gelişti. Ama şayh bu nasıl yakaramadı. Ulan demen gerek yok da cevap verdi. Sonra buyurdu halife, şayh Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Muhammed al-Hadrami, özün yurtuge hürmet itibarı bilen küzatıp koyuldu. Mana şu, bahsini münazaranı küzatıp durgen, halife oğlu muhtadi aytadı. Ana şu sözlerini eşit durup, halkul Kur'an hakkında fikrini özgertirdim deydi. Muhtadiye dedi, adam özünü hanazıya kirip, çalkamçı atıp, ularge sığgen narsa senge sığmadı mı? Ularge sığgen narsa senge sığmadı mı? Deyip şayhinin sözünü kaytara uğurdu. Şundan keyin adam, branta adamı halkul Kur'an masalası da fitne kımadı. İmtihan güçletmedi. Şu bakstan keyin branta adamı çakırıp durup, imtihan kımadı halkul Kur'an üstüden. Bu fitne buradalar, 212. yılda başlandı, 232. yılda nahayesi getirdi. Ümmet 20 yıl avara oldu şu nerse bilen. Kança fukahalar azab etti. Kançası kamaldı, kançalarının kanı kızıldı. Elbette bu, üçü davırdı ümmet üstüde durgen kişilerini hamakatıdan başka nerse mesele. Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Muhammed al-Adrami. Bu kişi mütezilelerini bu buzu akidesini acil bir üslup bilen halife düşündürüp verdi. İlanını başı boğan Ahmed ibn Abi Zuhat'ını bana şunu yıkılı mağlup kıldı. Ve bana şu işi bilen fitneye çek koydu. Kençeli bu masalanı halkul Kur'an'ını, Kur'an'ını mağlup degen itikadını adamla masara kıladı yanası gelenip kaldı. Saray kişilerden bugün Ubad'a isimli kişi kirip, ya Amir el-Muminin Allah sizi sabır versin dedi. Yani bura öldü degen bana. Kim öldü? Dedi Ubad'a. Kur'an ölüp kaldı dedi. Külüp senge vay basın. Kur'an'a mı ölerken mi dedi. Amir al-Muminin aslında Kur'an'da mahluk diyorsalar mı? Mahluk o yönden ki ölet de.
halife küldü. Bu maskaranın altında hiç nasıl demedi. Ubadiye yine devam etti. Ey amirul müminin, eğer Kur'an ölüp kalsa, adamlar taravuda ne manu okur ki ne dedi. Yani maskara kılıçlığı başlandı. Ama halife Vasık, Mu'tazililerde akidesini bozukta bir ilan kımadı şimdi. Ahl-ı sünnete yardım vergeni yok. Şimdi ömrünün ahir geçe bu akidesi de turdu mu, yok mu, özgertirdi mi onu biz bilmiyoruz. Allah biladı bunu. Halife bana şu masalanı öz halge taşlap koydu. Lekin etekenimiz dek, Mu'tazililer adaşken bunlar ne doğruyum demedi. Ahl-ı sünnete yardım ham vermedi. 232. yılı Vasık vafat etti. Mana şu gün geçe, mana şu vakt geçe, halkul Kur'an masalası buran bir özgürsüz kaldı öz halı da, halifanın bu iş bilen bir gama karı bulmadı. Şu yılına, 232. yılına Zülhicce ayda Vasık vafat etti, ondan keyin mütevekkilge bayat verildi. Şimdi akıllı buradalar, halkul Kur'an masalası fitnesi 212. hicri yılda başlandı, 232. hicri yılda nihayesi yetti. 20 yıl mabaynada ümmet bana şu fitne bulan avara buldu. Kança kança Müslümanlarının, ulamalarının kanları aktı. Kança kançası kamalda aziyet etti. Ne mesela? Akidası buzgu bugün mütezilelerini Harun Araşid'in oğlu Amin halife buldu. Ondan keyin onun oğlu keyingi oğlu Ma'mun halife buldu. O özün atrafıge bana şu akidası buzgu bugün Cahmiye Mu'tazila akidasidagi kişilerini yakın kıldı. Onların özünü aldı da Qozil mansablariga aldı. Onlardan ayrımlarını özlerine vazir kıldı. Ve bana şu yomon hamsuhbatlar, yomon insanlar halifanın akidadaşlığına sebep oldu. 212. yılda yazgan maktubu bilen halife Ma'mun fitne otunu yoktu. Onu bana 4. şu navbat bu şekilde adıgan halife mutavakkil öçürgen oldu. Bu fitne ümmetini 20 yıl band kıldı. 20 yıl meşgul kıldı. Halife Ma'mun başladı. Mu'tasim devam etkizdi. Vasık ham sürmedi. Ama onlardan keyinki yani 4. halife mütevekkil bu narsaga çek koydu. Bu fitnenin otunu uçurdu. Halife mütevekkil ahl-ı sünne vel cema'a itikadındaki kişilerini yakış görerdi. Çünkü adamlar bu kişinin halife bugünüge kuvanıştı. Fiilen o halkul Kur'an fitnesini otunu uçurdu. Müslümanlar da arası da onu hürmeti, mertebesi kötarıldı. En uluğ muslihlerden de bir ilan kılındı. Hatta adamlara yetişerdi ki Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'u ridde fitnesi de türüp verdi. Ömer İbn Abdülaziz adamlarca mazlumalarını kaytarıştığı da hemen yine bunu buldu. Mütevekkil ise sünnetini tırıltırıştı ve cahmiyelerinin akidesini sındırıştı hizmet gösterdi deyildi. Onun işi 234. yılda başlayıp Zahir'e bola başladı. Bana 232. yılda halife buldu. 2 yıl geçe bu masalanı kötermedi. Bu masalanı özünü halıya taşlap koydu. Buranı imtihan hem kımadı, buranı fitne hem kımadı. Öz halıya taşlap koyuldu. Mütevekkil özüge Samurra'nı masken kıldı, payitaht kıldı. Bana şu cöge muhaddislerini cemledi. Muhaddislerge İzzet ikram görsetti, katta hediyelerini verdi. Onlarga Allah'ın sıfatları hakkında gapirishligini buyurdu. Allah'ını körüş hakkıdagi, yani bandalar cennetke kirgende Allah da Allah'ını körüşlüge hakkıdagi, Peygamberimizin etken hadislerini, adamlar görgetişini amir kıldı. Allah da Allah'ın sıfatları falan falan ki, mütezileler bu nasalarını yok derdi. Allah da Allah gapirmiydi derdi onlar, Allah da Allah körülmiydi derdi onlar. Onlar da akidasının noto'rekanligini bayon qilishliklarini buyurdu. Lekin şu vaqtga kelib ham hali mu'tazilalarga qarshi ishini boshlamagan edi halife mutavakkil. 237 yilga borganda mana endi halife mutavakkil mu'tazilalarga qarshi haqiqatdan katta bir ishini boshladi. Sehrgarni sehri o'zini urdi deyilganidek mu'tazilalarni, jahmiyalarni yoqqan o'ti o'zlarini kuydirishni boshladi. 237 yil bo'lgan paytda halife mutavakkil Mısır'daki valisiga ana şu yerdeki Qoziyul Quzot bo'lgan, Mu'tazilalardan bo'lgan Muhammad ibn Abi Laysni ushlab, soqolini olib tashlashlikdi, kaltaklashlikdi ve eşekke o'tkizib, odamlarni orasida aylantirishlikni buyurdi. Demek 232. yılda halife bo'ldi, 2 yilgacha hech qanday ish qilmadi, 234. yildan boshladi bu ishni.
İmam Ahmad ibn Hanbal'ın halife mütevekkili bilen boyan alakası. Akkanımızdaki halife mütevekkil özünün hilafatın avvalgi 2 yılı da bu meseleye girişmedi. Öz haliye taşlap koydu ama ahli sünnetin muayelekenliği görünüp durardı. İshoq ibn İbrahim mana Bağdat Mirşablan reisi halife yok paytı da Bağdat'ta halifanın naibi orun basadı. Maktub yubardı. Meni huzurumga Ahmad ibn Hanbal'ni yubar. Yani Mu'tazilalarda işte pasayışta başladı. Ahmad ibn Hanbal'da halife özünü huzuruna çakırdı. Şunda İshoq ibn İbrahim halifanı huzuruna İmam Ahmad'ı yubarıştan oval özünü yüge takilif kıldı. Bu İshoq ibn İbrahim bana bu üçte avvalgi halifan davrida Mirşablan reisi bo'lgan. İmam Ahmad'ki aziyet yetkizişinde katnaşken kişilerden idi. Şimdi İmam Ahmad'ki ızzat ikram körsatta özünü yüge kegen idi. Ne için? Çünkü halife İmam Ahmad'ını yaş görerdi, hürmet kılardı. Görün, halifenin akidası da bu adam akidası. Halife kimi yamandasa onu yamandıydı, kimi yakşıdasa bana indi. Avvalgi üçtesi yamandıydı, yamandıydı bu. Şimdi keyingi kegen törünç halife yaş görse, indi yakşıdı yaptı. Bu vakti gelip İmam Ahmad yaş uluğu bir asakal İshoq ibn İbrahim soradı. Kur'an hakkında ne deysiniz? Aval Kur'an hakkında ne deysen deyilerdi. O mahluk mu mahluk olmaz mı? Şimdi başkaça ton da bizi tılda etken de. Kur'an hakkında ne deysiniz? İmam Ahmad bu soru öcerlik, kayserlik soru mu? Ya ki istirşat soru mu? Yani avalgi sorularda mı? Ya benden hakikatini doğru yolunu bulmak için misiniz? O istirşat soru dedi. İmam o Allah'ın kelamı mahluk emas dedi. İshoq men ham shuni aytaman dedi. İshoq ibn İbrahim halifanın huzuruna İmam Ahmad'ı yuborishi uchun katta bir karvon tayinladı. Ve imamdan özü avvalroq borib turdi. Çünkü imamda halifanı oldu kutib olmoqchi bo'ldi. Yolda İmam Ahmad ketib borarken Samurro'ya halifanın huzuruna qarab yolda Muhammad ibn İshoq'a yo'liqdi. İshoq ibn İbrahim'in oğlu. İmam Ahmad unga yo'liqdi. Salam vermedi. Şimdi Muhammed ibn İshoq gazabı geldi de otası İshoq ibn İbrahim'e haber kıldı. İshoq da gazabı geldi, halifeye gitti. Halifanın gazabı geldi. Yani bu İshoq ibn İbrahim ham, onun oğlu Muhammed ham halifeye yakın kişilerden idi. Şimdi halifeye yakın bugün kişiler gibi salam vermedi deyip durup halifanın gazabı gelip kaytip geçsin Ahmet arkası geldi. Şimdi kılıp çıraşı bulmadı. İmam Ahmet yine kaytip Bağdat'a gitti. Halife mütevekkil bulan bugün muamelesi, alakası buzul. Şimdi bana şu nesini paylaşıp dururken kişiler var idi. Şu ortadaki münasebette buzul işlediğini özlerine kolay fırsat da bilişti. Ana şu mütezilelerden bugün İbnül Balkı isimli kişi halifeye bir hatarlı bir haberini yetkizdi. Yani bu tuhumatı da, yalganı da. Lekin şu nesini yetkizdi ki İmam Ahmet gene bir aziyet yetkizdi. Çünkü mütezilelerin akidasını yenişliğe karşı tur veren adam İmam Ahmet idi. Çünkü onların İmam Ahmet'e bugün adavatı başka çeydi. Ahli baytlar, Resulullah'ın ahli baytları, hilafat bizi kolumuzda buluş gereği diye bilişerdi. Abbasi'yle de kolunda buluşu ki not oraya işerdi. Çünkü tez tez ahli bayt bilen Abbasi halifeler ortasında şimdi bir muammalar bulup durgen. Mütevekkil ham Abbasi'lerden ahli baytını bunda hareketine bir fark karamasıdır. Kattık mevkifte durardı. İbnül Balkı'ya etti ki ahli baytlardan bulgen bir kişi Ahmad ibn Hanbal'ın uyuda yaşarınıp durdu ve İmam Ahmad adamlardan mahfi surette bana şu kişiye bayat onu yaptı. Şu haber diye etkizdi. Elbette bu yine Abbasilerde devletiye karşı kılınırken fitne, inkılap halife özünü Bağdat'taki naibine bir mahfi haber diye anlattı. İmam Ahmad diye teşirilsin, hakikat anıqlansın. Belgilenen vakitte hiç kimse bildirmezden atrafki adamlar koyuldu. Keşkirgen payette bir denege İmam Ahmet'in üyünün atrafı da meşal kötergen adamlar köpeyip gitti. Yani tosattan üyüdü her tamamdan kama. Hatta ki koşunlar tamamdan kama devamlı aşıp düştü adamlar. Eğer hakikaten İmam Ahmet üyüdü burası olsa koşun tamamdan ahlabı tutup kaçıp gitmesin diye manada. Bir denege adamlar bastırıp girişti. Bu payette İmam Ahmet özünü üyüdü ahlıları bile oturardı. Çöçüp gitti. Nime gel, nime gel, nime haber. Ular
Ne ma maksatta ki gelin gene açıştı. İmam Ahmet bu nasalardan bir havalı gelin atıp etti ki bu nasıl hakkında haberim yok. Bu nasıl benim niyetim diyem yok. Elbette ben Amirul Mu'minin'e aşkarayı mahfi suratta itaat kılınçlı kereyi de bilemem. İrtayı keç halifanın hakkına tavfik sorup dua kılaman dedi. Gerçi İmam Ahmet'e bu Abbasi halifalarda kılıyken ayrım işler yokmasayım. Narazı basayım ayrım işlerden. Lekin onlarla kılıç götürüp çıkışlık natı olur da bilir. O kişi sabır kılıçlığı doğru ikenliğine yeter. Çünkü ayettik bana avalgi üçte imam, Abu Hanife, İmam Mali, İmam Şafi'ler halifelerde kılıyken şeye narazı buluşup halifelerde karşı iş kılıyken kollaşır. Ama İmam Ahmet karşı çıkışlığı da natı olur da bilir. Çünkü kaçan halifeye karşı hareket kılıyken olsa cüde köp adamlarda kanı tökülüşü bilen bu işler nihayesi yetken. Şunun için sabır koştuk doğru da bilir. İmam Ahmet yüntesir işte. Kütüphanasını hem, ayarladı hanasını hem. Hiç kendik. İmam Ahmet'e aitlingen sözünü bir anda bir ispatı, dalili yok. İmamlı bu tuhumattan pak ekenliği malum bu geneden ki halifeye bu nasana haberini yetkiz işte. O mütevakkil imamlı doğru niyetliykenliğini bidatçılar yani İmam Ahmet'e karşı fitne kozu mahşub oluykenliğini düşündü. Ettik İmam Ahmet'e de asasi düşmanı mutezilelerine. Şundan ki mütevakkil İmam Ahmet'e mektup yazdı. Sizge kılıngan tuhumattan pak ekeningiz Amirul Mumininge malum buldu. Ahli bidatlar yana baş götürüşüptü. Elhamdülillah düşmanlarını sizni üstünüzden küldürmedi dedi. Yani şu mektubu yazıp koyuştu gibi lan yine halife çekilenmedi. Şu tuhumatını kıyan İbnül Balhi'ni tutup gelişini buyurdu. İbnül Balhi tutup gelindi, onu Ahmet İbn Hanbal'ın huzuruna abarışlarını buyurdu. Halife mektubu yazdı. Ey Abu Abdullah, bana şu kişi sizge tuhumat kıldı. Onu üstünde kendi hüküm kılış, siz ihtiyar istedi. İmam Ahmet ona avf kıldı. İhtimal yaş balları vardır. Katıl kısık şu yaş balları gibi bir aziyet yeter, hafa bolar dedi de avf kıldı. Ken halife mütevakkil İmam Ahmet yani mektubu yazdı. Elbette bu iltimas saval. Öcerli hem, kaysarlı hem, imtihan hem emez. Belki istirşat ve istifade iltiması. Kur'an hakkında ne deysiniz? Avalgiler Kur'an'da mahlu değilsen de mecbur kılar mıydı? Bana hali geçe şu mektubu yazgan payeti de hem, halife mütevakkilini aldığında turgan vazirleri, maslahatçıları, kazıları, mütezilelerden neydi? Bana şimdi özü için Kur'an hakkındaki akideni anık ravşan kıvam mahcup olup şu zamandaki en katta alim mektubu yazıyordu. Demek halife mütevakkil mütezilelerden haliyen tasarı var. Şunu anık kıvam mahcup. Bana ötken dersimizi ettik. Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Muhammed al-Adrami. Üçte saval bilen mütezilelerde vazirini otkizip koydu. Üçü onu oldu dedi. Keyin bu vazirler, bu etikaddaki kişiler halifanın altında duruyordu. Ama bunlar da etikadını masara kıladıyan buldu. Bu bağda kere bir amiral muminin Allah sabır versin, bir musibat mı kaldı dedi. Ne mi oldu dedi? Vazirler oturup da. Kur'an ölüp kaldı dedi. Halife külüp Kur'an'a mı ölerken? Daha sılar şuna diye yapsalar. Mahluk diye yapsalar mı Kur'an'da sılar? Vazirler Kur'an öledi de dese halife küldü. Yani vazirler durup da şu akide dedi. Ya amiral muminin cahitini olmasından bunu. Eğer Kur'an ölüp olsa, Ramazan'da, Taravada adamlar ne mene okurken? Maskara kıladıyan bu kaldı adamlar. Lekin haliyen bunlar mansablarda durdu. Bana şimdi halife bu masalanın özgü anık ravşan kıva mahcup olup, İmam Ahmet ki bana şimdi bir istirşat, istifada savalını beri yaptı. İmam Ahmet halifeye cevap yazdı. Mektubu da Kur'an mahluk emez. Allah Teala'nın kelamı ekenliği. Kelam Allah'ın sıfatlardan biri ekeni hakkında. Peygamberimizin hadislerini, sahabalarının sözlerini, sağlam akideni körsatadığın körsatmalarını, hüccetlerini anık ravşan yazıp yubardı. Mütevakkil mektubunu okudu. Onda halifenin altında dururken mütezilelerinin akidesini, naturi ekenliğini bana şu mektubu arkaya düşündü. Mutazilalarının hatasını anladı. Bana şu orunda halife sağlam akideni taptı.
mamlakatni turli taraflariga mana shu haqiqatni e'lon qilishini amr qildi, haq dinga yordam berdi. Mana endi mu'tazilalarga qarshi ish boshlandi. 2 yilgacha indamadi. Maktubni olganidan keyin, mana 3-chi yilga o'tganidan keyin xalifa mutavakkil mu'tazilalarni ildiziga bolta urdi. 3 xalifa: Ma'mun, Mu'tasim, Wasiq. Ular davrida bu fitna davom etdi. Mutavakkil bu fitnaga chek qo'ydi. Xalifa o'zining hujjoblaridan biri Yaqub ibn Ibrohim orqali İmom Ahmadga 10,000 dirhamni yubordi. İmom Ahmadga mana shu molni olib kelib Yaqub ibn Ibrohim berdi. Xalifa aytdi, bu molni o'zingizni hojatingizga ishlatar ekansiz. İmom Ahmad qabul qilishdan bosh tortdi. Bu bosh tortishlik qachon bo'lyapti? Kechagina xalifa bilan munosabati buzilib turdi o'zi. Muhammad ibn Isoqqa salom bermaganligi uchun qaytarib yuboringlar o'zini Bag'dodga qayta olib ketinglar degan paytdan keyin qaytaryapti bu narsani. Shunda Yaqub dedi: "Ey Abu Abdulloh, molni qabul qilmasangiz, orangizdagi munosabat yana buzilishidan, oraga yana sovuqchilik tushishidan qo'rqaman. Qabul qilganingiz yaxshi, uni qabul qilishida sizga yaxshilik bordi", dedi, pulni tashab ketdi. İmom Ahmad nima qilishga hayron bo'ldi. Qabul qilsa, shu paytgacha xalifalarni hech qaysi hadiyasini qabul qilgan emas. Iffatini saqlagan. Agar shunday qilsa, o'zini tabiatiga, o'zini mavqifiga xilof ish qilgan bo'ladi. Ammo qabul qilmasa, munosabat yana o'zgarishi mumkin. Nima qilishlikka o'ylanib qoldi. Tun bo'ldi. İmom Ahmad o'zini oila a'zolarini yig'ilinglar dedi, yig'ilishdi. Shunda ularga bu mol meni uyimda turib uxlamayman dedi. O'tirib Bag'dod va Basradan bo'lgan ahli hadis, ahli ilmlarda muhtojlarini ismlarini o'tirib yozinglar dedi. O'tirib yozishdi. Ana shu hojatiga qarab turib, kimisiga ana shu ahli ilmlarda 50, kimisiga 100, kimisiga 200 dirhamdan qilib taqsim qildi. Kechasi bilan taqsimni tugatdi. Pul tugadi. 1 dirham pul qoldi. İmom Ahmad o'zi faqir. O'g'li Solih ham faqir. O'zlari ham haqqi bor olishniki, lekin olib qolishmadi. 1 dirham oshib qoldi. Shunda İmom Ahmadning nabirasi Solihning o'g'li kelib otasiga "Menga ham 1 dirham bering" dedi. 1 dirham. İmom Ahmad ham o'g'li Solih ham faqir deb aytdik. İmom Ahmad o'zini o'g'li Solihga qaradi. Solih 1 dirhamni oldida o'zini o'g'liga berdi. İmom Ahmad sukut qildi. Bir tinini ham qo'ygani yo'q. Qarang, bu kishilarga mana endi mashaqqat, azob, mehnat degan sinovdan keyin izzat, hurmat, molu davlat, boylik degan sinov kelyapti. Ikkala sinovdan ham chiroyli o'tgan ekan bular. Xalifaga İmom Ahmadni qilgan ishini xabar yetkazishdi. Siz jo'natgan molni hammasini tarqatib yuborib, hatto qopini ham ihson qilibdi. Shu xabarni eshitib turgan paytda mutavakkilni oldida bir hakim kishi bor edi-da, munosabat o'rtada buzilmasligini xohlab, "Ey Amirul Mu'minin, u sizni hadiyasi qabul qildi. Sizning nomingizdan sadaqa qilib yuboribdi" dedi. Xalifa, "Ha, to'g'ri aytding" dedi. Aks holda mana shu holatda ham agar yomon odam bo'ladigan bo'lsa, ko'rdingizmi? Mana sizni molingizni zulm bilan olingan, sizni o'zingizni zolim deganligi uchun pulingizni olmabdi" deb turib, teskarisiga tashviqot qilishi mumkin edi. Ammo solih odam to'g'ri maslahat berdi, shu bilan ehtimol paydo bo'lishi mumkin bo'lgan fitna nima bo'ldi? Yo'q bo'ldi. 237 yilda xalifa mutavakkil bilan İmom Ahmad ibn Hanbalni o'rtasida uchrashuv sodir bo'ldi. Bu vaqtga kelib Bag'dodni mirshablar raisi Isoq ibn Ibrohim vafot etgan, uni o'g'liga o'g'li Muhammad ibn Isoq o'tirdi. Muhammad ibn Isoqga xalifa maktub yozdi: "Ahmad ibn Hanbalni meni huzurimga olib kelasan." Muhammad ibn Isoq boribdi, imomni xalifani huzuriga taklif qildi, ammo imom xohlamadi. Qarib qoldim, betobman, uzr aytdi. Muhammad ibn Isoq xabarni yetkazdi, uzr so'rayapti, lekin xalifa talabida turib oldi. Ammo lutf bilan, muloyimlik bilan buni bildirdi. "Sizni ko'rishni istayman. Sizga yaqin bo'lishni xohlayman. Suhbatingizni barakasiga erishishni istayman" dedi. Yani bunaqa lutf bilan, muloyimlik bilan qilingan talabga İmom Ahmad "yo'q" deb javob bera olmadi. Xalifani huzuriga, Samurroga yo'lga otlandi. O'zi bilan oilasini, ayrim a'zolarini olib boradigan bo'ldi. İmom Ahmad xalifani huzuriga, Samurroga
yaklaşıp olgan paytda halifanın hüccoblardan biri bir hatarlı bir maktubunu alıp geldi. Aytdi ki, imam dedi, ya Abu Abdullah, Allah sizge düşmeniniz Ahmed ibn Abi Zuat'ını üstüden imkan verdi dedi. Yani şu adam üstüne hüküm çıkarıştık, sizi kolizde dedi. Ümmetli bana şimdi bir 20 yıllık maşakkatke koyan asası kişilerden bittesi Vazir Ahmed ibn Abi Zuat dedi. Bu Ahmed ibn Abi Zuat mütevakkilden avvalki 3'te halifege vazir boyan İmam Ahmed'in üstüden bana şimdi bir maşakkatlarını üstüge kerişliğe sebep olgan asası kişilerden bittesi. Fitneni boş bulgan kişi. Eğer onun üstüne hüküm çıkarsa fitne geçecek koyuladı. Yani şimdi bu kişi fakat özüyle akideden adaş gelmez. Belki başkalarına hem adaşlığa sebep bulgan. Ve bundan hem yamanı başkalarına hem şu akidede adaşlığa mecbur kıyan adamıdır. Her kanaka hakim, her kanaka adam bunu katıl kılıçlığa büyüredi. Bana İmam Ahmed'de koluyu tapşırı koydu bunu. Hamma İmam Ahmed ondan intikam aladı deyip kütken idi. Eğer hazır İmam Ahmed ondan intikam olsa, özünü tabiatıya singip gitken, avf kılıçlı, keçilişli, hulkıya tez geliş tutken buladı. Eğer avf kısa şey, buna kadar da avf kıp bu muydu? Eğer buna kadar da avf kısa, kengilerim avf kılıçlı kere bu kıladı. Çünkü ne kıldı? İmam Ahmed sükut sakladı. Hiç ne söylemedi. İntikamam olmadı, avfam kılmadı. Elbette bu, cüda bir hikmetli bir avfıydı. Katıl kısa, ya ki cezalasa, özünü tabiatıya tezkere iş kıldı, hulkıya. Avf kısa, buna kadar da avf kılışı doğru olmasıydı. İnlemedi. İmam Ahmed Samurra'ya yetip geldi. Bu Samurra buradalı şehir boyanmaz. Bu halifenin katta bir askerlerine karargahıydı. Bana şu cahide türüp, koşunlar çıkarırdı. Halifenin ziyaratı yiyenler hem bana şu cahide gelişerdi. İmam Ahmed Samurra'ya yetip geldi. Amirler, komandanlar, imamın ziyaretine gelişerdi. İmam da oldu mahcup olsa, onlar ya kurallardı, yeşiller, kımmet, baka, zeyb-i zeynetler yeşip, adli kim bilen kiriylerdi, talep kılınırdı. İmam Ahmed'ke halife mütevakkil şu Samurra'da şu da bir katta kuleyliler yaratı bir yerde. Meyşi kuleyliler. Lekin bunlar da Brantas'tan İmam Ahmed faydalanmadı. Bana şu avvalki halifelerde davrada İmam Ahmed'ke ders açtık, man kılınken idi. Şu günlerde ayet olmayan derslerini evvazı ki bana şu cahide oturup adamlara ders ayetiyim deyip halife takilip kıldı. Ama İmam Ahmed beytabliği, karlılığına ayetip özür soradı. Her günü İmam Ahmed'in köyünün avlaştığı için halife türlü kıl tamamlarını katta bir miktarda cana tutturdu. Ama İmam Ahmed bramtasıya kolunu tekizmedi. 8 gün geçe hiç neyse yemedi, rozu tutu aldı. Kündüz yem rozu tutardı, hatta bazı da keçes yem rozu tutardı. Fakat su içip koyardı. 8 gün ötkenden ki yemek içmek hoşunca halı kurudu. İmam Ahmed'in oğlu otasını avukat yiyişliği kasan içti. Şundan ki az yine su ayıklı damlanırken tamdan tanavar koydu. İmam Ahmed Samurra'da durarken Ubeydullah ibn Yahya halife verirken katta mablağını alıp imamını aldı gekirdi. Ama imam alışını haklamadı. Her kanca soranmasın imam bunu kabul kılmadı. Şunda Ubeydullah yine bu pulu kabul kılmasa, imam bilen halifenin münasebeti bozulup kılmasın dedi de, imam kabul kılmadı, hanada kaldı. Ubeydullah pulunu alıp çıktı da, bir hak ediyorlar dedi. İmam Ahmed bilen kegen, aile azalı yığılışken de, hammasi ki pulu tarikatı verdi de, halifenin mükafatını kaytarı bu miydi dedi. Aile azaları hammasi kabul kılıştı. Keyin halife buyurdu, İmam Ahmed'ke ve onun ailesi'ke, her ayda 4000 dinardan maaş belgilensin. İmam Ahmed onu ham kabul kılmadı. Ama halife şunday bo'lishni kerakdi, turib oldi. İmam kabul kılmadı. Oxiri halife aytdi, bu mol sizga emas, bolalaringizga dedi. Farzandlari kabul kıldı. Endi İmam Ahmed sukut kıldı. Çünkü endi iş uni qo'lidan chiqib ketdi. Olsa kim oldi? Bolalari oldi. Ama keyin ana shu pulni olgan oila a'zolarini, farzandlarini malomat qilib dünyada kança turuşumuz var. Bugün mü ettim mi barıbı çıkıp yetemiz. Ya dozakke varamız ya cennetke varamız. Dünyadan çıkıp yetekenimizde ona uğrardı malını yegen bolamız mı? Derede. Yani de imam da ailesi eter de. Buna sana İbn Abbas ki hoşuyken sahabalarım kabul kıyan o. Dip hadislerle sahabalarda hayat eden bir misallarla cevap verirse imam eter de
u bilan bu birmas. Agar shu molni zulm va jabr bilan emas, haq yo'l bilan olingani bilsam parvo qilmas edim. Ya'ni zulm aralashmaganligini bilsam mayli edi, lekin unga aniq ishonmayman. Ya'ni zulm aralashgan bo'lib qolishi mumkin derdida oilasini malomat qilardi. Mana endi Imom Ahmad rahmatullohi alayhi avval mashaqqat, azob, kaldeylanish fitnasiga uch kelgan edi. Endi esa izzat, hurmat, faxr, obro, mol mulk fitnasiga duch keldi. Ikkala imtihondan ham Imom Ahmad chiroyli suratda o'tdi. Bu izzat faxrdan yuz o'girdi, chunki Imom Ahmadning azizligi Robbisiga bo'lgan itoati bilan, uning faxri Rasulullohga bo'lgan ergashishi bilan edi. Mana shu ikkita narsani oldida har qanday faxr, izzat va hurmat hech narsa bo'lmay qoladi. Boyligi Robbisi bilan edi. Faqirligi ham Robbisiga edi. Qaytaraman. Boyligi ham Allohga qul bo'lganligi bilan boy deb bilar edi o'zini. Faqir deb bilsa, o'zini faqatgina Alloh taologa muhtoj deb faqir deb bilar edi. Musulmonligimiz bilan, mu'minligimiz bilan, itoat, ibodatimiz bilan boy deb bilaylik o'zimizni. Chunki bundan katta boylik bo'lmaydi. Endi muhtojligimiz ham kimga faqat? Allohga. To xalifa mutavakkil bilan uchrashgunicha imom mana shu Samurroda turdi. Imom Ahmadni sog'ligini, yaxshilanishini xalifa kutib turdi. Bu paytga kelib mana 70 dan o'tgan deb aytdi yoshini. Imomda sog'ligini tekshirib kelishligi uchun, bir ko'rib qo'yishligi uchun xalifa tabibni jo'natdi. Tabib keldi, imomni ko'rdi-da xalifaga borib turib, bu Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin kasal emas ekan dedi. Betobligini sabab nima ekan deb xalifa so'raganida, ovqatni ozligi ro'zani va ibodatni ko'pligi ekan, o'zini urintirib qo'yibdi deb javob berdi. Yo'qligi uchun och qolayotgani yo'q, yo'qligi uchun ro'za tutayotgani yo'q, bo'lib turib yemayapti, taqvo qilyapti. Buni eshitib turib xalifa mutavakkilni onasi Imom Ahmadni ko'rgisi keldi. Bu qanaqa odam ekan? Hurmati har tarafga yoyilgan, uchala xalifaga ham qarshi tura olgan, shuncha mehnat mashaqqatga sabr qilgan, yana shunday bir hurmat e'tibor degan narsa kelganda ham buni qabul qilmayotgan odam qanaqa odam ekan? Bir ko'ray deb xalifani onasi o'g'lidan so'radi. Xalifa onasini talabiga javob qildi. Mutavakkil Imom Ahmadni o'zini o'g'li Mu'taz bilan uchrashligini xohladi. Nasihat qilishligini, ta'lim tarbiya berishligini. Xalifani o'g'li Mu'taz. Ammo imom ko'nmadi unga. Uchrashmayman. Xalifa talab qilib turib olganida oxiri Imom Ahmad shu borib uchrashib qo'ysam, keyin Bag'dodga qaytib ketishimga ruxsat berarmikin degan ma'noda xo'p deb ko'ndi. Endi Imom Ahmad xalifani o'g'li Mu'taz bilan uchrashligi kerak. Imom Ahmadga minishlik uchun nahotda bir qimmatbaho ot kiygani qimmatbaho kiyimlarni yubordi, lekin bittasini qabul qilmadi. Bitta odamni hachirni mindida Mu'tazni majlisiga bordi. Xalifa mutavakkil o'zini onasi bilan o'g'li Mu'tazni majlisidagi bir xonani pardaning orqasiga o'tib o'tirdi. Pardaning orqasida odam borligi bilinib turdi, lekin kimligi aniq emas. Imom Ahmad kirdi. Xalifa salom berdi. Lekin Imom Ahmad va alaykum assalom va rahmatulloh ya amiral mu'minin demadi, chunki amiral mu'minligi aniq emas edi. Kirdi, xalifani o'g'li Mu'tazni oldi Imom Ahmad o'tiribdi. Shunda xalifani onasi mutavakkilni onasi aytdiki, "Ey o'g'lim," dedi. "Bu odamni haqqida Allohdan taqvo qilinglar. Uni uyiga jo'natib yuboringlar. Bu odam sizlardagi narsani xohlaydigan kishi emas ekan," dedi. Ya'ni boshqa dunyoda kishisi. Sizlarda qo'llarida bo'lgan moli, dunyo, faxr, mansab, bu narsalar bilan ishi yo'q. G'ami oxirat, tashvishi Allohga ro'baro bo'lish. Qo'yib yuboringlar uyiga," dedi. Mutavakkil xursand bo'ldi. Tahqiq bu kishining kelishi bilan hovli unsli bo'ldi, dedi. Imom o'tiribdi. Ustiga bir xodim kelib qimmatbaho kiyimlarni kiydirishni boshladi. Imom parvo qilmay o'tiraverdi. Ya'ni kiymayman deb bu bilan olishlikni istagani yo'q. Imom Ahmad o'zi aytadi, Mu'tazning yonida o'tirganimda uning muaddibi dedi: "Alloh amirni isloh qilsin. Bu kishi," Imom Ahmadga ishora qilib turib, "sizga muaddib bo'ladi. Amir shuni buyurdi," dedi. Ya'ni sizga odob beradi. Mu'taz aytdi: "Yosh bola, yosh bola. Agar menga bir narsani o'rgatsa, o'rganaman," dedi. "Yosh bola," Imom Ahmad aytadi, "bu bolani juda yosh bola turib, mana shunday bir zakovat egasi ekanligidan hayron bo'ldim," dedi.
İmam Ahmet Mu'taz bilan oturdu, hakiki dua kıldı, keyin sükut kıldı. Keyin ketişge ruhsat verildi. İmam Ahmet çıkıp yeterken halifanın oğlunu huzurudan istiğfar etip çıkıp yeterdi. Huttu bir ayıp iş kıyandık, huttu bir günah kıyandık, estağfirullah ve atubu ileyh deyip çıkıp yeterdi. Bir neçe günden keyin İmam Ahmet'e ketişlikke izin verildi. Tayyarla verilgen ülken bir kervan, ülken bir merkepler, kimlerge para okumadı. Bitti haçırdı mili Bağdat'a kayıt yapıyordu. Kelimle üstüge giydirilgen kimlerini satıp miskin beçaralarga tarkaçlığını buyurdu. Ve aytarada bana şu kayıt yapıyordu. Bir neçe gün geçe afsuslanıp yürüdü. Ümrüm devamında onlardan salamat yürüdüm. Hani şu amirlerden, halifelerden, meclislerden. Lekin ümrüm ahirada onlarla balalanıp kaldı. Adamlar o halifanın huzuruna, amirlerin huzuruna kirişlikke kanıka müştah buladı. Pulunu sarfledi, adam ortaya koyardı, teveyi intiladı. Bu kişilerin bakı yeneken, özünü alıp kaç yeneken. İmam Ahmet'ni, şu halifanın huzurunda durgen günleri de, amirlerden bittesi kirip halifeye etti ki, ey amirel müminin, Ahmet sizi bilgen, tamamı izleyem, şarabı izleyem, yemepti, içmepti, kulta gizmepti. Siz yaratıp verirken şerayetten faydalanmaktı. Yani imam diyamanlayı başladı. Sizi zalim degenlik için sizi bergenden sizi kabul kumaya yaptı degen mana var. Şunda mütevekkille cevabı kattı buldu. Vallahi dedi. Eğer mutasim tırılıp gelip menge Ahmet hakkında yapırsa ham, Ahmet'ni yamanlasa ham, onun sözünü kabul kumaymandır. Yani bu oldu. İmama Ahmet hakkında yaman yapırış diye yığıştırış. Hatta mutasim tırılıp gelip inisi, avvalgi halife. Bana şu yaptı yapırsa kabul kumaymandır. İmam Ahmet halifanın huzurunda bugün külleri de emirler gelip Ahmet ibn Abi Zuhat'ını Mu'ala hakkında fatva soruşardı. Yani Ahmet ibn Abi Zuhat da özü hakkında fatva etmedi. İmam Ahmet yani bu onu Mu'ala hakkında fatva etmedi. Çünkü bir de özünü şahsiyet aralışı yaptı. Mu'ala müsadara kılıç gereği de fatva verirse mesela İmam Ahmet ki aziyet etkizgenlik için fatva da etti deyip durup şahsiyet aralışıp olur. Eğer İmam Ahmet ki alakası bulmadan iş bugüne de fatvanı verirdi. Bunda müşküle yoktu. İmam Ahmet o kişiye 20 yıl aziyet vergen Ahmet ibn Abi Zuhat'tan kasas olmadı, intikam olmadı, sükut kıldı ama Allah da Allah özü kasas alıp koydu bunlarda. Mütevekkil doğru akideye katken eden keyin vazir Ahmet ibn Abi Zuhat'ını mansabından boşalttı. Koludaki hem mal-ı mülkünü hem tartı alıp koydu. Bir payet mal-ı dünya, hürmet itibarlı içi de bugün ibn Abi Zuhat bir günde hiç kim bulmaya kaldı. Kolada bir dirhem pulu yok. Samurra'dan Bağdat'a haydab yubardı. Bana şundaki bir gamda, bana şundaki bir musibette gam gekirip şal keseri geçirildi. Yarmı şal bulup kaldı. Allah Ta'ala özünü cesedi yakamak koydu. Abdülaziz ibn Yahya al-Makki'ye aitadı. İbn Abi Zuhat şal bulup kaldı da onu huzur gekirdi. Şal bulu yatıp yarmı işlemiydi. Kirip, men seni ziyaret kıyana kıyanım yok. Belki seni özünün cisminge kamap koyganı için Allah'a hamd etken ikir girdim. Halife mütevekkil, halife bu geneden keyin akası vasık, Şeyh Adramiydi katıl kıyganlık için Şeyh Huzayi'ni. Şu Huzayi'de katıl kılınçta kalbimde bir iş var da degeni de etken idi bu. Ey amiral muminin, eğer vasık, akiz, o Huzayi'ni kafir bu gen halıda öldürmeyen basa Allah beni şal kısın degeni de. Ben Allah Ta'ala onun niyeti yetkizdi. Şal bulup kaldı. Mu'tasimni aldı da imamını urgan Abu Darga pes kesalı deydi. İmamını cezalaştı katlaşken cellatlardan biri Abul Uruk hakkında İbrahim'ni Musa'ydı. Bir kesal yetti onge 45 gün ittika hürüp yattı deydi. Yani İmam Ahmet ki aziyeti yetkizdi katlaşken ki adamga bir bala bir musibet yetti. Muhammed ibn Fuzayl dedi. Ahmet ibn Hanbal hakkında bir mat yaman yapıp koyuyordum. Ertesi günü tılımda şimdi ağırlık payda oldu. Bir neçe gün toktamadı. Uğulamaya kaldım. Ahırı ağırlıkta köprü giden, çerçe yanımdan uğulap kapan. Düşümde bir kişi gelip, bu, yani bana şu ağırlık, salih kişi hakkında etken sözün için, bu, salih kişi hakkında etken sözün için doğurdu. Uygandım, tövbe kıldım, istiğfar ettim, ağırlık etti dedi. Şu dekili buradalar, halkul Kur'an fitnesi nihayesi yetti. 20 yıl devam etken bu müşküle tamam oldu. Bu fitne köp alimlerine, sağlık kişilerine
azobga, mashaqqatga qolishiga, qamalishiga, hatto ba'zilarini qatl bo'lishiga sabab bo'ldi. Agar davlat rahbarlarining oldida mana shunday bir buzuq aqida egalari bo'lar ekan, ummatni boshiga bu narsa fitna musibatlarni olib keladi. O'zi aqidaviy masalalarga, nozik masalalarga aralashishi kerak emas edi. Ha, aqidaviy, fiqhiy masalalar bor, ulamolar o'rtasida bor ixtiloflar. Bu ulamolar o'rtasidan tushmaslik kerak pastga. Ulamolar o'rtasida bo'lish kerak bo'lgan masalani xalq orasiga olib tushmaylik birodarlar. Bu mu'tazilalar ayni shunday qilishdi. Aqidaviy nozik masalalarga kirishdi, odamlarni majbur qilish shu narsaga, lekin alal oqibat qul ja'al haqqo va zahaqol batil. Ayting, haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Haq yengdi, botil mag'lub bo'ldi. Ibnul Madini aytadi. Albatta Alloh taolo bu dinni ikki kishi sababli g'olib qildi. Ridda kunida Abu Bakr bilan Siddiq roziyallohu anhu. Mehnat kunlarida Ahmad ibn Hanbal bilan. Mana aytamiz, bu ummatda boshiga eng og'ir fitnali kun ikkita bo'lgan. Bittasi Rasulullohning vafotidan keyin odamlar riddaga dindan chiqib ketishni boshlaganda Abu Bakr turib berdi. Xolqul Qur'on fitnasi bo'lganda Ahmad ibn Hanbal sobit turib berdi. Maymuni aytadi. Basrada Ali ibn Madini dedi. Ey Maymuni, ummat uchun Ahmad ibn Hanbal turib berganchalik hech kim turib bergan emas. Men uni so'zidan taajjublanib, ridda kunida Abu Bakrni turib berganichi dedim. Keyin bu so'zini Abu Ubayd ibn Qosimga aytdim. U aytdiki, "Keyin men senga tushuntirib beraman bu so'zni." Ridda kunida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning oldida yordamchilari bor edi sahobalar. Ammo Ahmad ibn Hanbalni oldida bironta ham yordamchisi yo'q edi. Shuni shu aytayapti. Ummat ustida 20 yil davom etgan fitna tamomiga yetdi. Xolqul Qur'on fitnasi. Mana shu fitnada ummat uchun sobit turib bergan yagona kishi Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh bo'ldi. Imom Ahmadning ixtizorida ajib bir ish bo'ldi. Abdulloh ibn Ahmad aytadi. Otam yonida edim. Otam bir hushidan ketadi, bir hushiga keladi. Bir hushidan ketadi, bir hushiga keladi. Hushiga kelganida, "Yo'q, hali yo'q, hali yo'q." dedi. Hushidan ketdi. Yana hushiga keldi. O'ziga kelib, "Yo'q, hali yo'q, hali yo'q." Shu so'zini qaytaraverdi. Bir necha marta hushidan ketib hushiga keldi, shu so'zini qaytaraverdi. Shunda o'g'li so'radi, "Ey otajon, nima bu? Hushingizdan ketyapsiz, hushingizga kelyapsiz, o'zingizga kelganda, yo'q, hali yo'q, hali yo'q deyapsiz." Imom Ahmad, "Ey bolam, nima bo'layotganini bilmaysanmi?" dedi. "Men bilmayman," dedim. Otam, "Albatta la'nati iblis uyini bir chetiga kelib, barmog'ini tishlab turib, mendan qutulib ketding ha? Mendan qutulib ketding ha?" deb turibdi. Men esa hali yo'q, hali yo'q, hali yo'q deb javob beryapman dedi. Shayton birodarlar siz bilan bizni umrimiz davomida vasvasa qiladi, shirkka, kufrga, ma'siyatlarga chaqiradi. Umri davomida kishi iymonda sobit qoladigan bo'lsa, oxirida ham noumid bo'lmaydi shayton. Mana shu ixtizor holatida, o'lim holatida bo'lsa ham adashtirishlikka urinadi. Imom Ahmadning oldiga kelib, "Qutulib ketding-a, shuncha tuzoq qo'ysam, shuncha bir adashtirsam ham qutulib ketding-a," deganida Imom Ahmad, "Yo'q, hali qutulganim yo'q. Hali ruhim tanamda ekanmi? Hali tavhidning ustida kalimani keltirib, ruhimni omonatga topshirib olmayapmanmi? Hali qutulganim yo'q," deb javob beryapti. Chunki hadisda keladi, iblis aytadi, "Izzating va ulug'ligingga qasamki, modomiki ularning ruhlari jasadlarida ekan, ularni ig'vo qilishdan to'xtamayman." Alloh taolo aytdi, "Izzatim va ulug'ligimga qasamki, modomiki ular menga istig'for aytarkanlar, men ham ularni kechirishlikdan, men ularni avf qilishlikdan, mag'firat qilishlikdan to'xtamayman," dedi. 241 yilni Robiul avval oyi 12-chi juma kunida Abu Abdulloh Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal 77 yoshida vafot etdi. Juma namozidan keyin. Hijriy 3-chi asrning eng ulug' imom vafot etdi. Solih chiqib otasini vafotini odamlarga xabarini yetkazdi. Janoza asrda o'qilishligini aytdi. Odamlar bu ulug' imomini vafot etganini eshitib qattiq yig'lashdi. Ko'chalar odamlarga to'lib ketdi. Mutavakkilni Bag'doddagi valisi Muhammad ibn Tohir
kafanlik uchun kerak bo'lgan narsalarni olib imomni uyiga jo'natdi va aytdiki, "Amir sizlarga salom dedi va mana bu xalifaning nomidan. Agar xalifa shu yerda bo'lganda shu ishni qilardi" dedi. Ya'ni bu paytda mutavakkil, xalifa mutavakkil Bag'dodda emas edi. Ammo Imom Ahmadning farzandlari qabul qilishmadi. Albatta Amir al-Mu'minin xalifa otamiz xohlamagan narsani unga ro'baro qilinmasligini aytgan, deyishdi, qabul qilishmadi. Imom Ahmadni ahllari joriya yuvib qo'ygan bir kiyimni olishni ko'ylakni, yoniga lifofa hanutni, yana bir idishda suvni sotib olishdi. O'zlarini uydagi suv bilan yuvishlikni xohlashmadi. Chunki Imom Ahmad farzandlari va ahllari xalifani hadiyasini, oylik maoshini qabul qilgandan keyin ularning uydagi biror narsadan foydalanmay qo'ygan edi. Shuning uchun vafot etgandan keyin ham o'zining uydagi suvdan emas, ko'chadan suv olib kelib Imom Ahmad yuvishadigan bo'ldi. Imom Ahmadning g'usliga xalifani oilasidan va Banu Hoshimdan bo'lgan kishilardan iborat 100 kishi qatnashdi. Ular kelib Imom Ahmadning peshonasidan o'pib, haqqiga duo qildilar. Hali odamlarni oldiga olib chiqmasdan turib, Imom Ahmadning oilasi Hoshimiylar bilan birga janozani avval o'zlari o'qishdi. Imom Ahmad vafot etdi. Shayxul Islom, musulmonlarning imomi, Ahli Sunnaning imomi, muhaddis olim, hadis, fiqh, zuhd imom vafot etdi. Ahmad ibn Hanbal vafot etdi. Imom Ahmadni janozasini o'qishlik niyatida ko'chaga chiqqan odamlarni aniq qancha ekanligini Allohning o'zi biladi. Bag'dodning valisi Muhammad ibn Tohir odamlar orasida edi. Janozani o'zi o'qib berdi va janozani odamlar ko'pligidan bir necha bo'lib o'qishdi. Ko'pligidan. Imom Bayhaqi rivoyat qiladi. Muhammad ibn Tohir ta'ziyaga kelgan kishilarning adadini bilishni amr qildi. Ularning adadini 1 million 300 ming ekanligini aytishdi. Yana bir rivoyatda 700 ming deyiladi. Ana shu kelgan rivoyatlarga qarasangiz, 700 mingdan 2,5 milliongacha odam janozaga qatnashdi deyishadi. Bu nimani belgisi? Albatta bu xayriyatni belgisi. Bu Imom Ahmadning vafotini jumadan keyin eshitib kelganlarning soni shuncha edi. Hali atrof ofoqdan keladiganlarni bunga qo'shilayotgani yo'q. Imom Ahmad hali vafot etmasidan avval aytgan edi. Ahli bidatlarga aytinglar, mu'tazilalarga aytinglar, siz bilan biz oramizda janoza bor. Shuna deb aytinglar. Bu degani sizlar bilan bizga janoza o'qilgan paytda ko'rasizlar kim salohiyatni, xayriyatni ustida ekanligini. Imom Ahmad vafot etganda mana 1 million 300 ming deyilyapti. 2,5 million odam qatnashdi. Ana shu mu'tazilalar ham o'zlari ham kelib Imom Ahmadning janozasida qatnashgan. Ammo ana shu fitnani boshlagan mu'tazilalarning kattalaridan bo'lgan 3 ta xalifaga vazir bo'lgan Ahmad ibn Abi Zuvat o'lganida birov parvo qilmadi uni o'lganiga. Sultonning odamlaridan bir ozgina adatdagi kishilar o'qib qo'ydi. Ana shu mu'tazilalarning kattalaridan bo'lgan Bishr al-Marisini janozasi ham shunday bo'ldi. Birov parvo ham qilgani yo'q. Bayhaqidan Abdulloh ibn Varroq aytadi. Ahmadning janozasiga qatnashgan kishilarning adadichalik katta adad avvallari jahiliyatda ham, islomda ham bo'lganini eshitganmasmiz. Hech qaysi odamni janozasiga bunchalik katta adad yig'ilgan emas. Bu hali kemalarda turganlardan tashqari, quruqlik bilan kelish iloji bo'lmay qolganidan, ko'chalar to'lganidan, daryoda suvi bilan kema orqali kelganlar ham bor edi. Janozaga kelgan kishilar Imom Ahmadga duo qilardilar. Payg'ambarimizga salovat aytishar edi. Imom Ahmadga muxolif bo'lganlarga la'nat o'qishar edi. Ulug' bir faqih, ulug' bir mazhabning imomi, aqida imomi, Rasulullohning muborak hadislarining imomi. Biz Imom Ahmadni qadrini odamlar bilish uchun har qancha gapirmaylik ozlik qiladi birodarlar. Bu o'rinda Ahmad ibn Ibrohim as-Sufiyni gapi bizga kifoya qilsa kerak. U kishi aytadi, "Bugun kimni dafn qilganimizni bilasanmi?" Abu Naim Isfahoniyga. "Yo'q, men bilmayman" dedim. As-Sufiy aytdi, "5 taning 6-sini." Kim edi 5 ta kishi deganida As-Sufiy aytdi, "Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Xattob, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Talib, Umar ibn Abdul Aziz va Ahmad ibn Hanbal" dedi. Mana shuni ummatning eng ulug' insonlari zikr qilinganda 6-si qilib Imom Ahmad zikr qilinyapti. Alloh azza va jalla Imom Ahmadni o'z rahmatiga olsin. Ummat uchun, musulmonlar uchun qilgan mehnat mashaqqatlarini munosib taqdirlasin.
özünü Firdevs cennetine dahil kılsın ve özünü cemalini görüşü nasip etken olsun. Adamın kimliği biraderler, cenazesi de görünürken. Cenazesi de. Esimizden çıkmasın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarında bir cenazen alıp ötüştü. Kim eken, kim eken dedi adamlar birbirine. Ha falan şey kendi işte. Kanak adamı dedi, soraldı. Şöyle dururken, sahabalar, ha yakşı adamıdı. Dip, yakşiliğinizi bilansı isleşti. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vacib oldu dediler. Birkaç vakti ötkendeki yine bitti cenazen alıp ötüştü. Kim eken bu? Ha falan şey eken. Ha kanak adamıdı. Ha kurup götkür yaman adamıdı. Kutulup biz. Hudaya şükür de işte. Peygamberimiz vacib oldu dediler. Şimdi sahabalar soruştu. Ne mi degeniz bu? Birinci adamı yakşı insan ekenliğe güvahlı verdiler. Cennet vacib oldu. İkincisiye bunu tezkeresine ettiler. Dozak vacib oldu. Sizler Allah Teala'nın yeryüzündeki güvahlarısılar dedi. İmam Ahmet'in cenazesine bana çünkü adamın katnaştığını özü hakikaten bu kişinin hançalar olup ve ümmetki hança hizmet kıyandığını siz bilen bizge bildirelim. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.